İyi geceler. Aslında ne oldu? Hoş geldiniz. Aslında ne oldu da bugün Amerika-Türkiye ilişkilerini tartışacağız, konuşacağız. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız Perşembe günü Amerikan Dışişleri Bakanı geldiği zaman tamam mı, devam mı noktasındayız dedi. Bu ne anlama geliyor? Neden böyle oldu? Ve Suriye özelinde, belki de Afrin üzerinde, özelinde Türkiye-Amerika ilişkilerini konuşacağız. Kimlerle? Vehbi Baysan, hocam hoş geldiniz. İbn Haldun Üniversitesi, Vahdettin İnce, gazeteci yazar, hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım, hocam hoş geldiniz. Marmara İletişim Fakültesi ve gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş. Ekrem abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi yarın Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor ama öyle bir geliş ki hem Beyaz Saray'dan hem Pentagon'dan hem Amerika'nın değişik kuruluşlarından sürekli Türkiye ile ilgili açıklamalar geliyor. Hakeza Türkiye'den de Dışişleri Bakanı'ndan belki duyduk ya tamam veya devam noktasındaki cümleleri ama Sayın Cumhurbaşkanımızın salı günkü grup toplantısında Amerika'ya yönelik Osmanlı tokadını yememişler demesini de duyduk. Neden Türkiye-Amerika ilişkileri belki 1950'den bu yana ya da şöyle diyelim NATO'ya girdiği günden bu yana en kritik günler yaşıyor? Bu sorunun cevabını arayacağız. Vehbi Baysan'dan başlayalım. O da şu olsun. Şimdi Tillerson birkaç gündür bölgede. En son bizim Dışişleri Bakanımız da Kuveyt'teydi. Beraberlerdi. İran'a geçti, Irak'a geçti benim bildiğim kadarıyla Tillerson ve yarın da Türkiye'ye gelecek. Niye bölgede ve neden Türkiye'de olacak son durak olarak? Şimdi aslında büyük bir bölge turunda Mısır'a da uğradı. Mısır'da görüşmeler yapıldı. Sisi ile vesaire Mısır basını bayağı yakından takip etti doğal olarak. Çünkü Amerikan yardımlarının arttırılmasını istiyorlar. Orada asıl sebep ama bölgeye gelişi muhtemelen Kuveyt'teki o büyük toplantı. Bu toplantı aslında özelde Irak'ın yeniden inşası ve bunun için gereken Irak'ın evet. IŞİD'den kurtarılmış bölgelerinin yeniden inşası. Daha şey söyleyeyim, net olarak söyleyeyim. Çünkü Irak'ın tamamı tam bir felaketle sonuçlanmış durumda. Suriye, Irak... Yani aslında Irak özelinde o yüzden söyledim. Yani şunun sebebi de şu, orada Kuveyt'teki şeyi Arap televizyonlarından takip ediyordum. İşte Abadi büyük bir konuşma yaptı. O yani neredeyse dominant şey o toplantının, Kuveyt'teki toplantının dominant gündemi Irak oldu. Ama Irak'ın IŞİD'den kurtarılmış bölgelerinin yeniden inşası. Anladım. Ve bunun içinde bir 88 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu söyledi Abadi ve bunun içinde toplantıya katılan 70 küsür ülkenin yardımlarını talep ettiler. Daha sonra Tillerson Irak'a geçti. Orada Abadi ile görüşüldü. Heyetler arası görüşmeler yapıldı. Yalnız burada tabii ilginç, benim ilgimi çeken şu oldu. İşte Irak'ın bu parayı diğer ülkelerden talep etmesi ki bugün yanılmıyorsam akşam üzeri Türkiye'ye 5 milyar dolar kredi vereceğini de söyledi. Evet, yani Kuveyt'in açıklaması da var. Evet, anlamına. Yalnız dış basına baktığınızda uluslararası basın Irak'ın bu talebini zikrettikten sonra aslında 2005 yılından beri yapılan yardımlar toplamı 800 milyar doların iç edildiğini de söylüyorlar. Ha. Yani şimdi öyle ilginç bir durumla karşı karşıya 88 milyar istiyorsunuz. Yani o da ama büyük bir para ama dolar. 2005'ten beri de 800 milyar dolar heba edilmiş. Şimdi bu tabii bu paranın büyük bir kısmı büyük bir skandaldı tabii. 2006-2007 yıllarında ortaya çıkarıldı. Irak ordusunda kayıtlı görünen ama aslında olmayan binlerce asker ve subaya para ödenmiş. Yani böyle bir sıkıntı vardı. Sonradan keşfedildi ki bu böyle birkaç yıl geçti aradan. Birileri bu parayı mış gibi varmış gibi işte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olarak aldılar vesaire. Yani küçük soru sorabilir miyim burada? Evet. Yani biz hani Amerika Irak'a girdiğinde hani demokrasi getireceğim diye girdiğinde aynı zamanda Amerikan petrol Irak petrollerini de kontrol etmek amacıyla demiştik. Irak petrolleri 800 milyar doların çok üstünde bir şey olması lazım ki
Oraya gitmiş olması lazım. Yoksa Amerika ne kazandı burada? O kadar ama, da insan öldü. Ya şimdi tabii şey olarak doğal denklem, yani bölgeyi özellikle yakından tarihi olarak da şey yapmayanlar için, işte petrol var, Amerika petrole giriyor. Yani evet. Acaba öyle miydi? O yüzden sorunuz bence çok önemli. Hmm. Yani dikkatleri çekmesi gereken bir soru. Çünkü yani bu tür hemen şeye nedir o, bir sonuca, bir çıkarıma atlamak pek şey olmayabilir, isabetli olmayabilir. Yani işte başka yani şey nedenlerden Amerika, dolayı da oradaydı diyorsunuz. Tabii yani şimdi Amerika silah satacak, onun için bölgede savaş çıkarıyor. Yani şimdi böyle bir biliyorsunuz denklem var ya, bana göre bugün arkadaşlarla konuşuyorduk. Ya iyi de yani şimdi bir şeyi, bir cep telefonu, neredeyse markayı söyleyecektim. Koskocaman bir tır dolusu buğday fiyatına bize satıyor yani 100-150 gramlık bir şey. Şimdi biraz öyle bakmak lazım. Hmm. Ve bunu teknolojiyi satabilmesi için bölgenin stabil olması lazım. Yani karı o anlamda bu mantıkta bunu gerektiriyor. Ama yani efendim, bu savaş... affedersiniz, biliyorsunuz sektörler arası bir kapışma var. Mesela bilgisayar, yazılım sektörü, ilaç sektörü bir tarafta, silah ve petrol sektörü öbür tarafta. Dolayısıyla birinin karlılığı öbürünün karlılığı manasına gelmiyor. Sizin söylediğiniz total. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da işte emperyal küresel güçlerin mesela bir ya da iki ya da üç beş firmanın kazanması. Fakat bu öyle bir oyun ki anlaşıldığı kadarıyla kah savaş, kah barış, kah silah, kah şu, kah bu. Burada karmaşık bir kombinezon ortaya çıkıyor. Herkesin kazanabileceği bir vasat hazırlanıyor. Dediğiniz gibi istikrarın mesela yazılım açısından, bilgisayar, telefon açısından geliri daha fazladır. Ama kaotik durumun silah ve petrol açısından getirisi herhalde daha fazladır. Ama yani o kaotik durumu kontrol edebilmek her zaman pek mümkün değil. Yani stabiliteyi kontrol edebilmek galiba, o anlamda değil mi? Galiba Türkiye için 90'larda kullanılan bir tabir vardı. Kontrollü istikrarsızlık. Burada da kontrolün dışında bir istikrarsızlık murat edilir gibi. Mesela 2001'de Afganistan işgal edildi. Neydi görünür sebeplerimiz? İşte buraya demokrasi, barış gelecekti, insan hakları gelecekti, bla 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 bir sürü şey sayıldı. Mesela uyuşturucu konusunda Afganistan dünyanın sayılı merkezlerinden, Amerika uyuşturucuyu da yok edecekti. Fakat gelişinin tam tersine sonuçlar doğurduğunu gördük. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Taliban rejimi, uyuşturucu tarlalarını yok etmeye karar verdiği için o rejimi devirdiğine dair şayialar çıktı. Ve şu anda halen istikrarsızlık var Afganistan'da ve halen uyuşturucu ciddi şekilde üretiliyor. Hem de barış, demokrasi, insan hakları falan filan da yok. O zaman sanki kendi bölgelerinde istikrar ama başka bölgelerde istikrarsızlık. Bu üzerinde. kontrol edilebilir lafı burada biraz fazla kaçacak. Çünkü sanki istikrarsızlığın sürmesi açısından bir kontrol var gibi. Çünkü sürekli ortalığı karıştırıyorlar. Şimdi evet tartışma başka bir başka açılım. Evet, parantez kapatmış olalım burada. Peki, evet. Şimdi o zaman biz Tillerson'a dönelim. Dönelim. Şimdi 800 milyar dolar harcanmış, 88 milyar dolara ihtiyaç isteniyor var. İsteniyor şimdi. Yani şu an IŞİD'den kurtulmuş bölgenin yeniden inşası için. Irak için. Daha henüz Suriye'ye gelmedik. Evet. Tabii. Yani zaten bütün şeyde o minvalde cereyan ediyor. Evet. Tabii bu arada Kuveyt'te detayları bilmiyoruz. Birebir görüşmelerde muhtemelen Katar'ın durumu da ayrıca konuşuldu. Ve Suudi Arabistan'ın da geleceğine dair o projelerin. Ancak bunların detaylarını bulmak mümkün olmadı. Çünkü birebir görüşmelerde sadece bir şey olarak söylüyoruz. Şimdi Tillerson'ın Türkiye'ye gelmesi açısından bakalım asıl konumuz değil mi? Evet. Asıl ki sorumuz bugün, da orada. Bizim savunma bakanımızla Amerikan savunma bakanı da Brüksel'de görüştü. Onu da söyleyelim. Tabii size. İkili görüşme yapıldı. Tam da bunun üzerine aslında Tillerson geliyor. Şimdi Tillerson aslında ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Muhtemelen bildiğim kadarıyla altını şey yapalım yani biraz temkinli olmaya çalışayım. Türkiye ile Amerika bir çatışma ortamında bu kadar karşı karşıya gelmemişti. Bildiğim evet. Tarihsel olarak böyle bir şey yok. Yani diplomatik alanda İlişkiler çok gerilmiş olabilir, dibe vurmuş o falan ama yani şu an bir sıcak çatışma ortamındayız ve bu sıcak çatışma ortamı şimdi hep Afrin birazdan detaylarına da gireriz. Ya yani bunu 30-40 kilometre ilerisinde Münbiç. Yani şimdi orada da Amerikan askerleri konuşlanmış. Kuzey Irak'ta bir çuval geçirme hadisesi var biliyorsunuz 2003. Tabii yani ama hani sonra... onu münferit olay gibi yani çünkü oraya bizim asker onlarla çatışmak üzere gitmemişti. Yalnız şu an ciddi bir sorun var. Bu sorun da şöyle yani Amerika Birleşik Devletleri sınırımızın dibinde 4900 tır dolusu içinde ağır silahlar da olan
ciddi teknoloji ürünü, silahları bir takım insanlara verdi. Şimdi biz bunu hatta herhangi bir şey üzerinden de söylemiyoruz. Etnik kimlik üzerine gerek yok. Bir ülkenin sınır dibine bu 4900 tır dolusu silah yığılmış durumda. Bu gayet uluslararası anlamda desteklenen, bizlerin de desteklediği DAEŞ ile mücadele kapsamında yapıldı. Tamam, onu da yaptınız. Bir takım insanlar eğitildi, donatıldı, eyvallah, ama şu an DAEŞ ortada kalktı. Zaten söylüyorduk burada da, hatta Arapça bir tabir de kullandık. Bu DAEŞ dedik, yetebahhar, yani buhar olup uçacak, buharlaşacak, gidecek. Hakikaten de öyle oldu. Yani şu an ortada muazzam bir DAEŞ şeyi varken bunun etkisi yok. Peki bu bir senedir de bu programda dahil müteaddit defalar dedik ki ya bu silahlar geldi ama ne olacak? Hatta değil mi bir Rus şeyin tiyatro sahnesinden dedik ki bir sahnede silah varsa o silah mutlaka patlar. Şimdi o bölgeye getirdiğiniz silahı Amerika Birleşik Devletleri geriye götürmeyecek. Bunda bir kasıt aramaya da gerek yok çünkü götürmesi daha maliyetli. Yani bunu bir kere toplayamayacaksınız. Libya'da bununla karşılaştık. Aynen tarih tekrar ediyor. Fransa'nın Libya'da dağıttığı silahlar toplanamadı. Bu silahlar bölgede ciddi sorunlara yol açıyor. Libya şu an iç savaşta, üçe bölünmüş vesaire vesaire. Şimdi ne olacak bu sorular? Hemen Amerika Birleşik Devletleri güzel, muazzam bir stratejik planla karşımıza çıktı. Dedi ki biz onlar hiç merak etmeyin. 30 bin kişiye vereceğiz orada. Onları da sizin sınırınıza konuşlandıracağız. Ya şimdi yani güler misin, ağlar mısın? İyi de kendi sınırına koy o zaman. Yani niye kendi niye benim sınırıma adam koyuyorsun? Meksika sınırına koy, duvar çekeceğim. Değil mi yani öyle bir ihtiyaç varsa al, hatta biz yardımcı da olalım taşımaya. Buradan götür 30 bin kişiyi oraya. Muhtemelen yararlı da olurlar ama değil. Şimdi hem sadece Suriye sınırı değil, 850 kilometre bir de Irak sınırına koyacaklar. Türkiye'li Irak sınırına. Peki bu adamların görevi ne olacak? Şimdi vatandaş olarak soruyorum ben. Bu adamların görevi ne olacak? Belli değil. Neyi kime karşı koruyacaklar? O da belli değil. Şimdi ve Türkiye'nin de tehdit algısının oradaki bu silahlı gruplardan oluştuğunu bir müttefik olarak da görmeleri gerekiyor. Şimdi ya bu tehdidi ya tehdit algısını görmüyorlar, görmezden geliyorlar ya da insanın aklına başka şeyler geliyor. Evet, işte o başka değil şeyler mi? Ne? Şimdi başka şeyler zaten herkesin dillendirdiği meseleler. Dolayısıyla söyleyeyim. Şimdi Tillerson'la karşı karşıya gelindiğinde yani nasıl bir sıfatla bu şahsa bakılacak? Yani birincisi acaba oraya getirdiği silahlarla ne yapacağını bilemeden efendim ya ne yapalım bari hiç değilse kontrolümüzdeki adamlar da olsun diye saf bir şeyle mi bakacağım, gülümseyeceğim? Yoksa bir düşman yani karşımda ciddi olarak yapan. Hatta çatışmamın da 30 kilometre kalmış. Yani araya ciddi stak çünkü biz diyor Membic'i boşaltmayacağız. Evet. Şimdi söylemem bu. Vaka bu. İyi de ben Membic ve ötesine gidemezsem, 850 kilometre ötesine geçemezsem bu benim için ciddi bir sorun. Üstelik bu sorun 2011 yılından beri devam ediyor. Şimdi 2011 yılından beri ne oldu? Uluslararası ne diyelim medyada, uluslararası düşünce kuruluşlarında şu fikir hep işlendi. Türkiye DAEŞ'e destek mi veriyor? Şimdi benim katıldığım uluslararası toplantılar Türkiye'de, ki bunların içinde... Türkiye'de ona bayağı bir malzeme taşıyan bir bölüm vardı, FETÖ dahil. Evet. Ha, tabii tabii ama şöyleydi yani Amerika'da o yıllarda çok sıkı gidip gelip üniversitelerde konferanslar veriyor. Bu sefer hep karşıma çıkıyordu. Ya diyordum bakın Türkiye'nin tehdit algısı orada bulunan gruplardan oluşuyor. Bu birincil tehdit algısıdır Türkiye'nin. DAEŞ Türkiye için birincil tehdit algısı değildir. Değildir çünkü Türkiye çok iyi biliyor ki bölgenin bir gücü olarak DAEŞ yarın öbür gün buhar olup gidecek. Ama en büyük mücadeleyi de Türkiye verdi yine DAEŞ'e karşı. Ya verdi ama Türkiye'nin bir şey kaygısı var. Yani ben 45 bin kişi kaybetmiş bu vatan 1980'lerden beri. Evet, yani şimdi evet. Onları anlatmaya çalışıyordum ben insanlara. Yani bakın DAEŞ özneyi, birinci tehdit. Özneyi söyleyelim hocam onun için. Tabii. Yani. Eyvallah. Yani onlar da diyor ki ya iyi ama bakın en büyük tehdit DAEŞ değil. DAEŞ bugün var yarın yok Türkiye için. Ve aynen öyle oldu işte. Ne yapacağız şimdi? Yok. Kiminle kaldı Türkiye? Haklı mıydı, haksız evet, mıydı? PKK ile kaldı. Değil mi? Şimdi dolayısıyla bu sınır bölgesinde sizin hatta yani bilmiyorum burada söylemekte de yarar var. Yani şu an Türkiye'nin Afrin bölgesi ve sınırın öte taraflarında karşılaştığı tehdit muhtemelen geçmişte PKK ile karşılaştığından daha büyük. Evet. Yani en doğru azından söylerim. Onları doğrumuş yani doğru. Hani yanlış anlaşılma ama yok. Yani en azından onların elinde 4900 tır dolusu silah yoktu. Hem de yani ağır silah işte, yoktu. Ağır silah da yoktu yani, değil mi? Baktığımız zaman iki tane Doçka, iki tane yani, uçak savar. Onu duyuyorduk yani. En önemlisi de ellerinde Kalaşnikovlar vardı öyle mi? Doğru. Değil mi ama yani? Ama şimdi ya şimdi
Uçak savarlar var. Tank savarlar var. Evet, yani dolayısıyla füzeler var. Evet. Değil mi? Güdümlü füzeler var. Evet. Yani üstelik hani farkı anlatma şeyinde söylüyorum. Zırhlı araçlar var. Evet. Değil mi o şeyler, hambiler falan gitti. Şimdi bunlar üstelik bir mayın üzerinden geçtiğinde, patladığında içindekilere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş araçlar. Evet, yani şimdi bunları görmek lazım. Evet. Yani geçmişte bir de bir vurkaç taktiği güden bir şey vardı, örgüt vardı karşı. Evet. Ya şimdi resmen ordu ama ordu değil. Yani şimdi ya şeyi de görüyoruz, tahkimatı da görebiliyoruz. Bursa'ya dağında gördük, diğer yerlerde de görüyoruz. Ama yani bu konuda muazzam eğitilmişler. Tüneller. Efendim hani yazılı çizici söyleyelim, Fransız çimentosu, Alman teknolojisi ve mühendislik harikası, acayip tahkimatlar. Yani o Bursa'ya dağında gördük yani. Evet. Yani anlatmak istediğim Yani PKK terör örgütünün Türkiye içindeki tehdidinden daha büyük bir tehdit. Tabii tabii, bugüne kadar karşılaştığından da daha büyük. Onu yani hani terör anlatırken dikkatli olmaya çalışıyorum ama şeyin bu. Yani terör örmek değil, geçmişle kıyaslandığında karşı karşıya kaldığımız tehdidin büyüklüğü açısından. Evet. Şimdi bu durumda Türkiye ne yapar? Hani öyle ya, siz sınırınızın dibinde bu kadar adam var vesaire ve bu silahların yani yarın öbür gün birilerinin döneceğini biliyorsunuz. Ki döndü. Hayır ya, canım döndü yani, artık yani. Dünkü görüntüleri hatırlarsanız yani veya sürekli Hatay'a, kilise. Ya iyi de yani sürekli, o 17 yaşındaki kız çocuğunun ne günahı vardı evinde otururken, masum uyurken. Evet. Şeydeki kilisteki patlamalar vesaire. Yani bunun şey sayısı yok. Orada ölen, burada ölen anlamına söylemiyorum. Ancak bu tehditin büyüklüğünü anlatma bakımından. Evet. Şimdi güvenlik güçlerinin her ülkede bir vazifesi vardır. Yani askerinde, polisinde, özel harekat, adı ne olursa olsun bir tane vazifesi vardır. O da ülkenin güvenliğini sağlamak. Yani ben bir vatandaş olarak ona bakıyorum. Akşam rahatça evime gitmek istiyorum. Sabah eşime öyle gitmek ama istiyorum yani, şimdi bu durumda siz 850 kilometre, hem de şeydi ya 3, 5, 20, 30, 40, 50 falan da değil. Yani bu iş Afrin sınırında, Afrin 50 kilometrelik bir yer. Yani bilemediğiniz 100 kilometrelik bir yer. Sınırımın açısından söylüyorum ki o kadar bile yok. İyi de 700 kilometre ne olacak? Evet. Öbür yani Tel Abyad var, oturup siz içeriden var. Şey mi diyeceksiniz? Cezire ya? Var neyse. Elbette yani oturalım bakalım oradan bir ne olacak, bunları nasıl kullanacaklar diye bekleyeceğiz mi? Nasıl olur yani? Bir devlet nasıl davranır? Dediğim gibi önce niçin mesela Amerika Tillerson, Sayın Till, 30 bin kişi diyor. Alsın götürsün, kaç uçak tutar yani? Şöyle parasını da biz verelim. Bir götürüp Meksika sınırına koysunlar. Koysunlar bakalım. Evet. Efendim Washington'ın, New York'un bir kenarlarına koysunlar efendim bu kadar silahlı adamı. Bir bakalım nasıl oluyor. Orada bir görelim önce. Hakikaten değil mi? Yani insaniyet açısından, hümanizm açısından çok yararlı iseler alıp hatta bizim içeride şey yapalım, vazifelendirelim. Yani yok böyle bir şey. Şimdi işim ben ironisindeyim ama yani Türkiye'yi bu kadar hafife alıp herhangi bir devleti hafife alıp siz bölgede zaten sorunlu olan hani coğrafya, jeopolitik konum bir kaderdir. Bunu değiştiremeyiz. Ama arkadaş bu kader şeyini açtı ya. Yani o 2011'den beri dünyanın en vahşi iç savaşı sınırımızın dibinde cereyan ediyor. Irak zaten devlet vasfını yitirmişti devlet. İran'a bakıyorsunuz ambargodan işte bir sürü sıkıntılı. Karadeniz'e bakıyorsunuz şey ilhak edilmiş. Nedir o? Rusya tarafından Kırım. Ya Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın durumu belli. Şimdi sen burada şey yapıyorsun. Yani güven adası olarak yani Avrupa'nın biz Norveç'i değiliz. Yani ne bileyim İsveç'i falan değiliz yani. Şimdi bu coğrafyanın içinde ve hala bakın ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım. İngiltere bunun 10 yılıdır. Ya hala İstanbul dünyanın en güvenlikli metropollerinden biri ya. Böyle bir şey olamaz. Yani etrafınız yangın yeriyken. Değil mi? Evet. Elbette yani bu kadar şey gelmiş, dışarıdan insan gelmiş. Ya hapishaneler boşaldı gitti. Şimdi biz tabii Suriyelilerle konuşmak istemiyorum ama yani herkes öyle bebeğini çocuğunu alıp geldi. Onlarca hapishane boşaldı. Binlerce şey cani aramızda yani. Şimdi bir de işin bu boyutu var. Ve buna rağmen bakın takdir ve teşekkürü ben güvenlik güçlerine önce şey yapmak isterim. Ya bunu sağlayabiliyorlar. Evet. Bunu Atina sağlayamadı. Evet. Ya gittiğimde gördük bazı polisin giremediği bölgeler var yani. Almanya'da, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bazı şehirler gitme kardeşim diyor adam. Amerika, muhatabımız Amerika'ya şu anda PYD, PKK konusunda. Amerika'nın ikircikli hali nedeniyle mi Tillerson'un çok muhatap alınmasını istemiyorsun? Öyle anladım. Yani Tillerson muhatap alınmalı ama ben şuna bakıyorum. Şimdi karşınıza bir insan geldiği zaman
bir selam aleyküm diyorsa ki bu muhtemelen demeyecek, hello diyecek. Hi diyecek. Şimdi hi, hello dedi. Eyvallah geldik, çayımızı içtik falan da. Şimdi kimlerdensin, kimsin diye de bir şey sorulur. Öyle ya, değil mi? Karşınızdaki immidir, cimmidir, nereden geldi, nasıl bir şey, fikir ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı. Elbette ama şudur mesela arkadaş, içeride bir kafa karışıklığı, bir pragmatik, efendim ne bileyim, DAEŞ sonrası plansızlıktan mı kaynaklanan, Pentagon'la, ben hala şey diplomatik konuşmaya çalışıyorum dikkat ederseniz, iyi niyetle, bunlardan mı kaynaklanıyor yoksa sen benim karşıma gerçekten bir güç olarak çıkartıyorsun. Bir ciddi olarak çıkacaksan, yani Türkiye onu aslında verilen mesaj, bizim Dışişleri Bakanlığından ve en üst düzeyden verilen mesaj o, öyle ya, buyurun gelin bizde misafir baş üstüne, yani yenilir içir vesaire ayrı bir şey ama siz buradan gittikten sonra karşı karşıya kalacağımız sorunların vebali ve oradaki sivillerin de hayatı bu insanların elinde. Peki. Vahdettin İnce. Şimdi yani soruyu tekrarlayayım mı dedim ama hayır, gerek yok. Ayrı bir soru sorarsanız ayrı ama bu mevzunun devamı niteliğinde. Şimdi aslında Amerika değişmedi. Amerika hep böyleydi. Türkiye değişti. Yani bu ilişkiler bağlamında söylüyorum. Şimdi Amerika'nın yeni Cumhurbaşkanı seçildiğinde Devlet Başkanı Trump, Türkiye ile ilgili bir açıklaması vardı, hatırlarsanız burada da zikredildi. İşte Türkiye'yi, Kore'deki durumunu falan, ya hep geçmişte Türkiye ile Amerikan ilişkilerinin Amerika'nın istediği şekilde cereyan ettiği döneme atıfta bulunarak değerlendirdi. Amerika'nın istediği zihninde bir Türkiye var ve onu konumlandırdı. Bu yerden ayrılmasını istemiyor. Tillerson da dün galiba bir açıklama yaptı. Biz Türkiye ile aynı yöne devam etmenin yollarını arayacağız. Yani bu anahtar cümle budur. Yani Türkiye'yi yeniden eski konumuna döndürmenin yollarını arayacağız demektir bu. Türkiye'nin güvenlik tehdidini anlıyoruz ama böyle bir durum var. Yani Türkiye kendi başına işler yapıyor, kendi çıkarını önceliyor, kendisi harekete geçiyor. Şunu yapacağım diyor ama bizim istediğimiz gibi değildi. Şimdi evet, Türkiye... Eric Edelman'ı hatırlatalım, bir yazısı vardı, evet. Çıktı. O da öyle diyorsa da Türkiye kontrolden çıkıyor, evet. Şey yapmamız lazım. Tabii. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani mesela Amerika diyor ki bir grubun terörist olup olmadığını, bir kalkışmanın darbe mi, isyan mı, devrim mi, halk özgürlük savaşı mı olup olmadığını ben belirlerim. Yani dünyanın merkezinde benim... Referans merkezi benim, bana göre hareket edeceksiniz. Bunu Mısır'da gördük. Yani bir darbe oldu ama Amerika darbe demedi. Türkiye o kadar darbe dedi, darbedir bu, darbedir. Yok demedi çünkü Amerika onu darbe görmüyor. Amerika görmediği sürece siz bir darbeye darbe diyemezsiniz. Amerika PYD'ye terör örgütü demiyor. Türkiye bu terör örgütüdür. Bak beni tehdit ediyor, şu ediyor, bu ediyor ama Amerika Türkiye'nin bu dediklerini duymuyor. Ona göre PYD iç savaş sırasında... Merkezi hükümetin kontrol edemediği topraklarda kendi topraklarını koruyan bir gruptur. O gözle bakıyor, o silahları o amaçla veriyor. Mesela Türkiye'de PKK'ya o silahları vermiyordu. İşte kaleşler falan vardı ellerinde. Çünkü uluslararası hukuka göre bir ülkenin sınırlar içerisinde isyan etmiş bir gruba siz öyle silah falan veremezsiniz. Verirseniz izahı yoktur. Ama burada kendince bir izahı vardır. Orada bir DAEŞ'le mücadele var. Bir de orada kontrolsüz mekanizması yoktur. Dolayısıyla... O Amerika bunu, Türkiye'nin bu tezlerini anlamak istemiyor. Evet. Türkiye ne yapmaya çalışıyor burada? PYD ile PKK'nın bağlantısını öne çıkarıyor. Diyor ki bak bu grup sizin söylediğiniz gibi bir grup değildir. Bu PKK'nın devamıdır. PKK'nın liderleri bunu kontrol ediyor. Hiyerarşisi de bellidir. KCK yapısı içerisinde yeri vardır. Tüzüğü şudur. Tüzüğü şudur, budur. Bu örgüt benim bildiğim örgüttür. Siz bilemezsiniz. Burada nereye kadar bu şeyi götürecekler? Yani acaba bir... uzlaşma noktasına varılacak mı? Türkiye, Amerika'nın istediği o Kore Savaşı'ndaki birkaç dolar yardım almak için Mehmetçikleri gönderecek bir konuma yeniden gelecek mi? Yoksa buna ihtiyacım yok. Ben bu bölgede benim çıkarıma aykırı bir düzenleme yapmanıza izin vermem. Bunu şeyden, sizin kanaatiniz ne bu konuda? Benim kanaatime göre bugünkü Türkiye gerçekten Amerika'nın kontrolünden çıkmış bir Türkiye'dir. Yani güçlü bir şekilde çıkmış bir Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'nin yaptıkları biz mesela eleştirebiliriz. Peki başka bir kontrola girmiş olabilir mi? Hani bu şunun için soruyorum. Hani Avrasyacıoğlu Türkiye, Rusya, İran çizgisine geldi. Mesela Ergün Hocam oradan belki katkı verir biraz sonra. Öyle bir şey var mı? Yani temenni etmem. Yani ben temenni etmem. Hayır, ben sizin öyle bir kanaatiniz var mı? Yok, benim öyle bir kanaatim yok. Bugünkü Türkiye'yi idare eden zihniyetin böyle bir amaçla...
Amerika'nın yerine başka bir tırnak içinde söylüyorum efendi bulmak için bütün bunları yaptığına inanmıyorum. Yani bu yani bir bağımsızlık mücadelesidir. Doğrudur. Hı. Çekenler var, söyleyenler vardır. Hatta Davos'ta İsrail'e o resti çektiğinde bile kıyamet koptu. Ne yapıyorsunuz? Başımıza taş yağacak falan bir sürü şeyler söylendi ama neticede Türkiye bu yaptığını yaptı. Bir yerlere doğru çeken, eski endişeleri depreştirenler, Kıbrıs harekatından sonraki ambargoyu ifade edenler ki bugün başbakan gizli bir ambargo var. Yani deyim yerindeyse tınmıyoruz yani. Ambargosu var ama tınmıyoruz. Dolayısıyla ben Türkiye Amerika'yla da iyi ilişkiler kurabilir bu süreçten sonra. Kuracaktır. Rusya'yla ilişkileri de bir onurlu bir ilişki. Onurlu bir ilişki. İran'la ilişkileri vardır. Ve Türkiye'nin öteden beri bir mesajı vardır. O da bölgeye yönelik müdahalelerinin öteden beri alışılagelmiş emperyalist müdahalelerle benzeşmediğini pratikte göstermek misyonuna sahiptir. Onu da gösteriyor. Yani mesela Afrika'ya gidişi var Türkiye'nin. Gidiyor, bir sürü yardımlarda bulunuyor. Bugün Irak'la ilgili yardımı da hocamız söyledi. Ve bunu şöyle ifade ediyor. Emperyalistler sizi sömürmeye geliyor. Biz o şekilde gelmiyoruz. Ya bugün Gambiya Cumhurbaşkanı vardı. Evet. Ankara'da kardeşim diyor. Kardeşim yani böyle diyor. Bir şey var mı? Evet. Normalde beyaz için böyle bir tanım asla olamaz değil mi yani? Tabii ki. Beyaz, tabii. Beyaz bir adam, kara derili bir adama kardeşim diye hitap etmez yani. Mümkün değil, hala edemez. Bir Fransız Cumhurbaşkanı böyle yapmaz. Cebinden bir şey almayacaksa. Fransız Cumhurbaşkanı'nın Afrika gezisinde hatırlıyoruz orada neler olduğunu, nasıl protestolarla karşılaştığını, nasıl Cumhurbaşkanı aşağıladığını, orada bir ülke, Gambiya mıydı hangisi bilmiyorum ama orada öyle bir durum oluştu. Macron'un böyle bir durum da oluştu. Hala o Amerika'nın Türkiye'yi görmek ilişki biçimi. Amerika'nın Türkiye'yi görmek istediği nokta. Türkiye bir emperyalistler sizi sömürmeye geliyordu. Biz farklı geliyoruz. Burada geliyoruz'un altını çiziyorum ben. Türkiye gelmek istiyor. Gitmek istiyor ama farklı bir gidiştir bu. Bu Avrupa basını, içeride bazı medya kesimlerinin anlatmaya çalıştığı gibi emperyalistlerinkine benzer bir toprak kapma, toprak zapt etme, insanların yeraltı, yerüstü zenginlik kaynaklarını sömürme değil ama bir adil düzen oturtma çabasıdır. Bunu bence kurumsal olarak da yürütecektir Türkiye. Çünkü bunun işaretlerini de verdi. Kudüs meselesinde İslam Konferansı'nı çok öne çıkarttı. Türkiye birbirinden farklı, birbirine bağımsız gibi görünen bir takım eylemleri bir araya getirdiğimiz zaman geliyoruz'u anlıyoruz yani. Ne anlama geldiğini anlıyoruz. Yani dolayısıyla şu İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bugün çıkan aykırı seslere, gönülsüz davranışlara rağmen ileride çok etkin bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Vefalı Türk geldi diyecekler. Evet. Vefalı Osmanlı geldi. Yani bir ırk, etnisite olarak değil, yok, medeniyet yani, olarak söylüyorum. Yani çünkü, o Türk'ün ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Yani. Bir Kürt olarak eleştirme, hemen karşı çıkmayın. Yok, ben şunun için söylüyorum. Hayır, şunun için söylüyorum. Yani kavram kargaşası var dünyada. Kavramları herkes aynı şekilde anlamıyor. Biz doğal medeniyetimizle örtüşen kavramları kullanarak gönülleri daha rahat açalım. Bunu berbat etmeyelim bazı şeyleri. O yüzden söylüyorum. Yani mesela ben kızıl elmanın ne anlamda kullanıldığını biliyorum. Ama kızıl elmanın başka yerlerde nasıl anlaşıldığını biliyorum. Bu yüzden gönüllere giderken bunu başka algılara meydan vermeyelim. Peygamber Efendimiz'in anlıyor, bir şeyini anlıyor, anlatayım. Anlıyor. Kızıl elma deyince, kızıl elmaya gidiyoruz deyince nereye gittiğini biliyor. Düğüne gidiyoruz ya. Şimdi ne anlayacağız burada? Bak o çocuk da şehit oldu yani. Düğüne gidiyoruz ya. Ona, o çocuğa bir şey demiyorum. Düğüne gidiyoruz. Düğüne gidiyoruz cümlesini. Yani o şehidimizin. Düğüne gidiyoruz biz Afrin'e cümlesini başka türlü anlayacak var mı yani? Aa, orada başka bir şey gidiyor. Yok belli. Şöyle kızıl elmeye şey. Gidiyoruz diyen de niye kızıl elma dediğini bir anlıyor yani. Anladım yani. Ben de bir yani örnek vermek istiyorum. Yani Peygamber Efendimiz zamanında Tebük seferine dönüşte malum üzere ifk hadisesi oluşuyor. Ve münafıkların başı bunu acayip bir algı operasyonuyla bugünün deyimiyle kullanıyor. Medine'yi yani bir ay boyunca işgal ediyor, meşgul ediyor. Herkesin kafası bununla meşgulken bazı sahabeler bunu öldürelim diyorlar. Ya Resulallah şu adamı öldürelim, bu herif fitne çıkarıyor, öldürelim. O da aynen şöyle diyor Peygamber Efendimiz. İnsanlar Muhammed arkadaşlarını öldürüyor mu dedirtmek istiyorsunuz? Yani münafık, fitneci,
iç düzeni bozan bir tipi bile algı operasyonlar izin vermemek için söylüyorum. Bu yüzden ben diyorum kavramlarımızı doğru kullanalım. Elbette ki Türk vefalıdır, Müslüman Türk vefalıdır, Müslüman Kürt vefalıdır, Müslüman Arap vefalıdır. Hepimiz aynı milletiz. Hepimiz bir milletiz, bir ümmetiz çünkü. Dolayısıyla Türkiye hakikaten bağımsız bir geliyoruzun altını çiziyor. Ve bu beni aslında heyecanlandırıyor ama birilerinin bunu Kürt karşıtı, bunun Sünni karşıtı, Alevi karşıtı şeklinde manipüle etme ihtimalini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu ki, yüzden söyledim. Ki bunun yapıyorlar. Altında ısrarla çiziyor ama. Yani, tabii ki, tabii. Yani bu oyunu kuranlar öyle diyelim. Evet. Yani bu strateji geliştirenler de zaten ilk günden itibaren ki yıllarda da söylüyor ama ilk günden itibaren bu Afrin operasyonu üzerinde de söyleyebiliriz. Orada bir hani Kürtlere karşı bir şey değil, teröre karşı bir mücadele diye bir altında çiziyor yani sadece. Şimdi bu şöyle konuda bir şey daha var. Mesela geçenlerde bir Fahrettin Paşa kişisel figürler bazen karşı tarafın onu nasıl anladığını hesap etmemiz gerekiyor. Yoksa problemlere sebebiyet verebilir. Şimdi Osmanlı, biz Anadolu'daki bu çekirdek topluluk Osmanlı'yı farklı bir yere koyuyor. Bazı Araplar 80 senelik Baas ve ırkçı nasyonalist düşünce sistemleri içerisinde Osmanlı farklı görüyor. Bu yüzden bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduğumuzu her halükarda düşünmemiz gerekiyor. Bunun için de dikkatli olmamız lazım. Çünkü çok önemli bir misyonla sahibiz. Çok önemli bir girişimde bulunuyoruz ve bu girişimin bu sefer de atıl kalması, sonuçsuz kalması, hakim kalması belki bir 100 yıl daha kaybetmemize sebebiyet verecektir. Evet. Buna dikkat etmemiz çok lazım. Çok güzel bir yerden devam edelim. Güzel. Peki. Şimdi İsmet Paşa diyor ya yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır. Bu Türkiye-Amerika ilişkilerinin gerildiği dönem için söylüyor değil mi bunu? Evet. Şimdi evet, Johnson mektubundan sonra evet, dünya yeniden kurulur, yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de yerini alır diyor. Şimdi Amerika-Türkiye ilişkilerinde biz belki Afrin ya da Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD, PKK'ya Amerika'nın verdiği destek üzerine bunu konuşuyoruz ama şöyle de bir şey mi oluyor acaba? Yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye orada yerini mi alıyor? Hani dedi ya biraz önce hocam, Türkiye geliyor. Ben Ergun Hoca'dan özür dileyerek şey diyeyim. Benim söylemek istediğim yeni bir dünya kuruluyor, Türkiye o dünyada yerini alıyor diye bir şey yok. Hayır, Türkiye yeni bir dünya kurmaya çalışıyor. Biz size anlatacağım, ben önemli de soruyu böyle sorayım. Evet, yoksa Avrasya dünyası kuruluyor da biz oraya gitmiyoruz. Yani Şangay Beşlisi'ne falan gidiyoruz. Hayır, ben soruyu Ergun Hocam'a sordum yani. Tamam, siz öyle dediniz demedim ki. Türkiye tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi anlamda bir kuzey tehdidiyle karşı karşıyaydı. Ve o kuzey tehdidinin realitesi karşısında NATO'ya üye oldu. Ve NATO çerçevesinde kendi güvenliğini bir biçimde belli bir yere kadar getirdi. Ya da NATO'nun güvenliğini. Efendim? Ya da NATO'nun güvenliğini. Yani ben kendi bakışımla söylüyorum. Ama bu güvenliğin tabii ciddi anlamda bir bedeli oldu. Bu bedeli ödedik belki. Bu belli ölçülerde bir bağımlılıktı belki. Amerika rüyasıyla İçimizde mesela bir Gladio kendi, diye bir şey çıktı değil mi yani? Efendim? İçimizde bir Gladio oldu. Gladio, o tür kendi faaliyetler çıktı. Kendi insanlarımızı yok ettik filan. Türkiye başka bir şeye yöneltti. Yani ben parantez atmış oluyorum hocam Türkiye tabii orada bir biçimde kendi güvenliğini sağladı. Hakikaten Sovyetler çok ciddi bir tehditti Türkiye için. İşte Türkiye'nin içindeki sol grupları örgütleyen, götürüp orada eğiten, evet, ondan sonra getirip burada faaliyetleri yaptıran bir Sovyetler hocam, dünyası vardı. Hocam işte neyse. Ama aynı zamanda yani bütün sol örgütlerin tamamını Amerika kurdu. Hayır bunu yani bilmiyorum. Bu şimdi bugünün popüler trendiyle konuşuyoruz. Bu doğru değil. Bakın. Yo. Bizde şöyle bir şey var. Hocam bilimsel yani mesafeyle başka bir yere zaman, taşıyorsunuz da ben bakın, Hasan, bu konuda çok şey söyleyebilirim. Hakikaten bak biz 2008-2009 yılında Ergenekon'u konuşuyorduk. O zaman da bütün suçu Ergenekon temelinde ve İttihatçılar temelinde açıklıyorduk. Bu hataları tekrarlamamak gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum. Bence ya kimse yani bu cümleyi ama Türkiye'deki Marksist ama ya söyleyebilir ama bırakın. Hayır, Türkiye'deki Marksist grupları arkasında Amerika ve Fransa özellikle bir dakika, bugün bile PYD'nin arkasında sözüm ona Marksist bir örgüt arkasında Amerika var.
Ama kendi bugün, görüş. Hayır, ben söylüyorum ya. Tamam. Ya, bu benim görüşüm. Kendi görüşümü açıklamam. Tabii tabii, açıklayınca bu da benim tabii. görüşüm yani. Tamamlayacağım ben. Ha, buyurun. Şimdi genel olarak Türkiye'nin böyle bir duruşu var. Dolayısıyla o NATO döneminde Sovyetler tehdidine karşı kendisini korudu. Anti-Sovyetik din anlayışı, anti-Sovyetik milliyetçi anlayışının gelişmesinde böyle bir tarihsel realitesi var. Tesadüfi değil o dönem. Fakat şunu da biliyorum küçücük ki... Küçücük bir soru. Mesela Yeşil Kuşak Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? O dönem için Yeşil Kuşak Projesi normal bir şey. Normal bir şey. Yani bu Yeşil Kuşak Projesi'yle, bakın, Arap Nasyonal Sosyalizmi'yle birlikte Orta Doğu'ya sarkan Sovyet tehdidine, komünizm üzerinden çeşitli hareketle Türkiye'nin içine sarkan tehdide karşı Yeşil Kuşak Projesi o tarihsel dönemde doğru bir projedir ve bu projeye Kral Faysal da denk gelir yani, bakın. Erbakan da denk gelir açıkçası. Amerika nereye getirdi? Dolayısıyla o dönemi kendi içine değerlendirmek evet, lazım. Tamam, buyurun devam ama edin. Ama Erbakan da evet. Allah rahmet eylesin. Kral Faysal da bence o dönemde bugün de yani bölgesel açıdan bir alternatifi tamam, temsil ediyor. Tamam, bu Yeşil Kuşak. O nedenle. Bakın. Oluyor. Ya bırak, hayır ya, dur tamamlayayım, şey araya girmeyin. Ama şöyle, Yeşil Kuşak doğru bir şeydir dediğiniz zaman. Doğru bir şeydir tabii. Ama bakın bu tabii. Herkes artık dünya alem herkes biliyor ki Yeşil Kuşak'ı CIA organize etti. Değil. Bakın, ve bu Erbakan'ı bakın, oraya koy. Bakın. Kral Faysal'ı oraya koy. Çok bak, çok farklı bir yaklaşım. Değil. Yani. Bakın bence... doğru bir yaklaşım. Biz kalkıp Yeşil Kuşağı'nı bugünkü sol entelejiyansiyanın yorumu üzerinde okuyoruz. Ve bugünkü Türkiye konjonktüründe okuyoruz. Kendi itirafları var üstadım. Açık bakın yanlış şey bir şey bu. Hocam Türkiye çevirilerini kim yaptı? 1960'lardaki Fuat Doğu çeviri yaptırdı ya. Ya Fuat Doğu'nun söylediği bir istihbarat lafıyla kalkıp tarihsel olayları açıklayamam. Hayır, çevirilerden ben bahsediyorum. Türkiye'nin, ben başka bir şey söylüyorum. İstihbaratçıların söylediği laflara itimat da edilmez zaten. Ya bu istihbaratçının söylediği bir laftır. Ama ben size Türkiye'nin realitesine bakıyorum. Bak Türkiye'nin demokrasiye geçişi 45'lerde. Tamam. CHP'nin zulmünden kurtulması, dini özgürlüklerin yükselişi. Bunlar bizim NATO ile ittifakımızın getirdiği ferahlamalardır, özgürleşmelerdir. Kuzey tehdidine karşı Türkiye'nin kendini koruması. Ama dediğim peki. gibi. Ama tamamlamadım ya. Hayır, aklıza da giriyoruz. Hayır canım. Ha. Güzel, çok iyi notadasın. Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle rahatlamasıdır dediniz. Tabii. Ben de diyorum ki mesela 70 ile 80 arasındaki iç savaş niteliğindeki evet. çatışma hangi rahatlamanın ürünü? Şimdi 70 ile 80 arasındaki iç çatışmanın çeşitli boyutları var. Bir tanesi uluslararası boyutu var. NATO boyutu nedir mesela? NATO boyutu olabilir ama aynı olabilir zamanda. Olabilir değil ya. Yani, NATO boyutu tek başıyla açık bakılamaz, ışık tutmaz. Tamam diyorum ya, herhalde yani, hiçbir olayı tek başına bakamazsın. Ben hakikaten inanmıyordum. Sonra tanıştığımız solculuğu bırakan arkadaşların götürülüp TKP üzerinde Rusya'da ciddi anlamda eğitim aldıklarını öğrendik %100. Ya Rusya'da tamam eğitim almalarında sorun yok. Şimdi dolayısıyla Türkiye'deki sol örgütlenmeleri destekleyen bir Sovyetik yön var. Ben bunu şunu diyorum. Mübecel Kıray gibi, Niyazi Berkes gibi, Beyce Boran gibi sol entelijansiya da Rusya'dan okuyup gelmedi. Bunlar da Amerika'dan okuyup geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki entelektüel sol, Amerikan mameli bir soldur. Ona da bir şey demiyorum. Ama işlevsel olarak bu sol, işlevsel olarak Kuzey tehdidinin Türkiye'ye sarkmasına katkı sağlamıştır. Fakat bu NATO konsepti Soğuk Savaş dönemiyle birlikte devamlılığını sürdürmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin buna karşı verdiği bedel yüksekti. Türkiye artık bundan çıkmak, daha özgür davranmak istiyor. Çıkmak demeyelim de, yani NATO'yla yeni dünyanın yeni durumuna uygun bir biçimde eşit ilişki kurmak istiyor. Tek yönlü bir ilişki içinde olmak istemiyor. Türkiye tamam. artık bugün daha büyük bir ülke, daha özgüveni yerinde olan bir ülke. Dünyadaki üretim payı daha yüksek. İş kuzey gücü tehdidi daha yok yüksek. Mu şimdi hocam? Bugün kuzey tehdidi eski Sovyetik kuzey tehdidiyle aynı anlama sahip değil. O nedenle Türkiye bugün Sovyet şeyine de Rusya'yla gidip görüşebiliyor, bir takım ekonomik anlaşmalar yapabiliyor. Çünkü hocam Türkiye'deki barajları Demirel kiminle yaptı? Türkiye... Hayır abi, bir saniye. Ya tek Rusya'yla tek olguları ya. Bilemem ben. Ruslarla yani. Yaptı, Sovyetlerle yaptı. Yaptı ama yani mesela İskenderun Demir Çelik fabrikası da yaptığı zaman başına belalar geldi Türkiye'nin. Şehir Demir Çelik. Yani ana yönelimden bahsediyoruz. Tek tek olgulara takılmayalım. Ana yönelim diyoruz. Ana yönelim olarak biz o Amerika'yla bağımlılık temelindeki ittifak zaten 2000
7'lerden sonra aşmaya başlamıştık. Mesela Obama Türkiye'ye geldiğinde 2008'de kullandığı bir ifade vardı. Model partnerlik. Model, evet. Model partnerlik. Yani biz artık tek yönlü size bağlı olan, emrinizi dinleyen, Orta Doğu'da sizin bekçiliğini yapan, İsrail'i koruma çerçevesinde rol alan bir ülke değiliz. Biz artık bir partneriz. Eşitlik temeline iş yapacağız. Bunu biz kullanmadık mı bu tabiri? Obama kullandı. Obama kullandı. Tabii, model ortaklık. Ama model ortaklık. Model ortaklığın ne olduğunu gördük sonra. Ama hayır. Ya, yani ne olduğunu gördük yani. Model ortaklık yani iyi de bir şey değilmiş. Yani belli ölçülerde bir anlamı vardı. Yani hayır, anlamı var da. Anlamı vardı. Fakat model ortaklık, Türkiye... Model ortaklık FETÖ'cü bir devletmiş yani öyle anladık biz. Ya oraya indirgenmesi doğru değil. Hocam, yani Arap Baharı yani oldu. Benim görüşüm ya. Oraya indir. Tamam görüşünü söyle de. Söyleyin, ama, yani ama bu da benim görüşüm olarak kalsın. Yani. Ama ben kendi görüşümü bir ortaya koyayım siz de koyun yani. Tamam. O anlaşılmıyor çünkü. Fakat daha sonra Arap Baharı oldu işler değişti. İşte model ortaklık şimdi orada çıktı. Model yani o farklılaştı değişti çatışma çıktı. Çünkü biz işte Mavi Marmara olayı, FETÖ olayı, İsrail'le değişen ilişkilerimiz, İhvan-ı Müslümin'i desteklememiz, daha sonra Mursi'nin darbeyle yerinden edilmesi, bütün bunlar değiştirdi işi. Şimdi biz hakikaten ne Avrasyacıların iddia ettiği gibi biz tamamıyla Rusya, İran'ın yanında yer alalım, bölgede Amerika emperyalizme karşı kafa tutalım. Ne böyle bir rol doğru bir rol açıkçası, ne de biz öteden beri sürüp gelen Amerika ile kurduğumuz ilişki tarzının devamı söz konusu. Evet. Çünkü hakikaten FETÖ diye bir şey çıktı. Ve Türkiye'ye yönelik bir ciddi müdahalelerde bulundu. İşgal ve darbe girişiminde bulundu. ABD'de bunlar korunuyor. Kurucularının önemli bir kısmı oraya kaçtı değil mi? Biz şimdi Tillerson'ın Ürdün'de açıklaması var bugün önemli. Diyor ki Türkiye bizimle bir NATO müttefikidir. Biz Türkiye'yi önemsiyoruz. Vahdettin Bey'in dediği gibi yönümüz falan benziyor. Suriye'nin geleceği konusunda aynı düşünüyoruz diyor. Burada da bir örtüşme var aslında yani. Mesela Suriye'de, Türkiye'de demokratik bir sistem istiyor. Yani Esed rejimi gitsin, muhalefetin ve çeşitli grupların temsil edildiği bir yapı olsun. ABD de böyle istiyor. Burada bir örtüşme var. Fakat bilmiyoruz. ABD'nin ne istediği konusunda bilmiyoruz. Çünkü hocam ama, çok güzel söyledi. Yani ben gördüklerimden söylüyorum. Misafirin ne diyeceği konusunda bir sürü... Tereddütler yaşıyorsun. Bugün böyle söylüyor, yarın başka şey söylüyor. Şimdi ben ya söyleyebilir ama sonuçta ABD'nin Suriye'de istediği Esed rejiminin gitmesi ve böyle bir şey olması. Ama gerçekten öyle miydi? Ya gerçek bilemem ki yani ben Batı'nın bir şeyi bilemem. Gitmek istediğini. Şimdi ben şey, olgulara bakarak analiz ediyorum. Kimyasal silah var dediler. Sonra tamam. Yani Amerika'nın gidip gitmediği konusunda... Yani Esad'ın ya bakın, gidip gitmemesi konusunda bu kadar net bir görüşmün olduğunu Türkiye Sayın ya. Cumhurbaşkanı da Sayın Başbakan da konuşurken bütün sert ifadelerine rağmen bir açık kapı bırakıyorlar aynı zamanda. Kime? ABD ile ilişkilerde. Bıraksın canım. Yani bıraksın yatak odamıza kadar girdiler. Dolayısıyla yani. Ya bırak biz de yani genel konuşalım. Yani bak ya yakınlaşan durum hayır, diyoruz. Hayır anladım da şimdi Amerika farklar... Esad'ın gitmesini istiyor cümlesi. Çok somut. Öyle tabii. Yani ben gördüğüm yerde Esed Reis, yani bütün okuduklarımda ben de İngilizce takip ediyorum. Sevgili hocam, Türkçe Ahmet Davutoğlu Sayın Başbakanımızla Hillary Clinton'ın çak yaptığı o gün Amerika Esad gitsin sen de, sen de bu işin yolunu yap dedi Türkiye'ye. Bütün hikaye de orada başladı. Başımıza dünyanın başladı. Belası geldi. Yani bizi kandırdılar diyeceğim ama şimdi bu hani klasik bir şey olacak. Cumhurbaşkanımızdan alınacak. Söyleyeyim, objektif ama, söyleyeyim. Müsaade buyurun. Şu var, yani bakın, o Amerika Birleşik Devletleri... Sözünüzü kesebilir miyim? Ama ben söylemeden benim kesiyorsunuz tamam. Fikrimi. Hiç hakikaten... kesmeden devam etmek için reklama gidiyoruz kısa bir tamam. Aslında ne oldu diye devam ediyoruz. Aslında ne oldu da Ergün Yıldırım konuşuyordu, reklama gitmiştik. Ergün Hoca bize Soğuk Savaş döneminden alıp Türkiye'nin yeniden... kendini evet. Tanımladığını anlatıyordu. Bizim de eleştirilerimiz oluyordu. Buyurun. Evet, şimdi yeni dönemde Türkiye artık... Türkiye-Amerika ilişkilerini konuşurken buralara geldik. Türkiye Avrasyacı siyasetin bir parçası olmak zorunda olmadığı gibi... Evet. Amerikacı bir siyasetin de bir parçası olmak zorunda değil artık. Türkiye bölgede bağımsız, daha bağımsız bir ülke konumunda bugün ve dolayısıyla
Amerika Birleşik Devletleri de kendi menfaatleriyle örtüştüğü zaman onunla çalışır, Rusya ile de çalışır. Fakat pratiğe baktığımız zaman bugün PYD ve PKK Türkiye'ye yönelen en önemli bölgesel tehditlerin başında yer alıyor. Türkiye PKK'ya yönelik kendi topraklarında çukur siyasetini ile başa çıktı. Bu konuda büyük bir başarı ortaya koydu. Bunun bir devamı olarak Afrin operasyonunu yaptı. Zeytin Dalı hareketini gerçekleştirdi. Türkiye'nin Şangay Beşisi'ne girmesi için nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Çok gerçekçi görmüyorum açıkçası onu. Yani onu ayrıca tartışırız. Şangay Beşisi'nin ilk çıkışı da aslında yine o Rusya'nın diğer ülkelerle birlikte yükselen ve İslam'dan ilham alan çeşitli isyan ve terör hareketlerinin ne bir tepki olarak geliştiğini söylemek lazım. Onu ayrıca tartışırız. Evet. Şimdi bölgemize dönersek, bölgemizde Amerika Birleşik Devletleri'nin, Tillerson'ın bu açıklamalarına rağmen yaptıklarıyla ciddi bir paradoks var. Yani işte silahlar verilmeye devam ediyor. Trump silahları vermeyeceğiz denmişti. Ondan sonra bunlar ciddi anlamda... Bu saçmalığa anlamda, son verelim demişti. Evet, son verelim demişti. Ama bunlar kullanılıyor ve devam ediliyor. Ve Türkiye'nin toprakları etkileniyor bugün. Yani evet. Yüzün üzerinde füze Türkiye topraklarına düşmüş. Dolayısıyla Türkiye burada artık çok ciddi bir adım atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ondan sonra Dışişleri Bakanı'nın, Başbakan'ın açıklamalarına baktığımız zaman İncirli'yi bile, değil mi, kaldırabiliriz diyorlar. Kürecik'ten vazgeçebiliriz diyorlar. Türkiye o noktaya gelmiş. Yani hakikaten bizim müttefikimiz iseniz bir müttefik gibi davranın. Çünkü bir NATO'daki müttefikliğe göre herhangi bir müttefiğin toprağına saldırıldığı zaman onun kendi savunma meşruiyetine sahip olduğu gibi diğer müttefiklerin de ona yardımcı olması gerekir. Ama burada tam tersine Amerika Birleşik Devletleri müttefiğine yardım etmeyi bırak, müttefiğine ne silahlar atan terör örgütlerine yardım ediyor. Türkiye'nin katkı olsun diye unutmayın. Son olarak 15 Temmuz'da meclisini bombalayan FETÖ'cülere evet, sahip çıkıyor. Doğru. Yani bu konuda hakikaten Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ortaya koyduğu Amerika ile ilgili eleştirilerde çok haklılar, çok doğrular. Evet. Bu konuda kamuoyunun bunun desteklemesi gerekir. Bence Orta Doğu savaşları var. Bu Orta Doğu savaşlarında Türkiye'nin yeni dönemde önemli bir rolü olacak. Ben buna Orta Doğu Milli Mutabakatı'nın aktörlüğü diyorum. Türkiye, Amerika'ya rağmen. Amerika'ya rağmen. Rusya'ya rağmen. Rusya'ya rağmen. Rusya'ya belki rağmen olmasa da ama bir kısmı da Rusya'ya rağmen. Yani Türkiye hakikaten bölgede yapıcı bir umudu temsil ediyor. Türkiye söylemleriyle mağdur olanlara da hitap ediyor. Diğer toplum kesimlerine de hitap ediyor. Neydi o kavram? Mesela yıkıcı umut. Yok hayır Türkiye orada. Yapıcı umut. Evet. Yapıcı umut yani insanlar evlerinden atılıyorlar, yıkılıyor. İşte aileler bölünüyor, parçalanıyor vesaire. Buradan kendisine bakacak, sesini duyacak, elini uzatacak bir umut olarak Türkiye'yi görüyor. Türkiye'ye milyonlarca insanın kaçmasının nedeni de buydu. Bugün Türkiye yine mesela Afrin'de diyor ki PYD'yi diyor burada işte terör örgütlerini temizleyip orada yeni yerleşim yerleri açalım diyor. Ve bunun öncülüğünü yapalım. Bu konuyu destekleyelim diyor. TOKİ bu konuda tecrübeye sahip diyor. Ve buradaki Suriyelileri oraya yerleştirelim. Kendi memleketlerinde huzur içinde yaşasınlar. Yani güvenlikçi bir politika çerçevesinde Orta Doğu'ya bakmıyor. O nedenle milli mutabakat Anadolu'da önemli olduğu kadar Orta Doğu'da da önemli. Orta Doğu'nun bu savaşlardan, bu isyanlardan, bu çatışmalardan çıkabilmesi için yeni bir mutabakata ihtiyacı var. Başka ülkeler gelip size mutabakat yapmazlar. Ne Rusya bunu yapabilir, ne de ABD bunu yapabilir. ABD'nin Orta Doğu'nda birinci çıkarı enerji politikaları ise ikincisi İsrail siyasetidir. O çerçevede düşünüyor. Ama Türkiye bu konuda hem tarihsel derinliğiyle hem bugün yaptıklarıyla beraber baktığımızda Orta Doğu'nun yeni mutabakatının oluşması için öncülük yapabilir, siyaset ortaya koyabilir, güvenlik imkanları sunabilir, iş gücü, çok ciddi iş gücü var mühendisleriyle, doktorlarıyla, sosyologlarıyla bunlarla o bölgenin yaralarını sarması için katkılar sağlayabilir. O nedenle ben diyorum ki milli mutabakat sadece Anadolu'da değil,
Milli mutabakat Orta Doğu'ya da gerekli ve Türkiye bunun öncülüğünü yapabilir. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Ekrem Kızıltaş'la devam edeceğiz. Şöyle, Ergun Hoca son finalde acayip, yani Türkiye'nin bir beka sorunundan daha fazla Orta Doğu'da yeni bir mutabakat arayış içerisinde olduğunu söylüyor. Oysa biz yeniden seferberlik ilan ettiğimizi söylüyoruz. Bir beka sorunu yaşadığımızı söylüyoruz. Terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Ve bu terörle mücadele, terörün arkasında da Amerika'nın olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla biz doğrudan neredeyse Amerika'yla mücadele ediyoruz. Amerika'nın uzun vadeli Orta Doğu stratejisine karşı oyun bozanlık veya kendi tezlerimizi söylüyoruz. Bu düşüncelere katılır mısınız? Aslında bir fıkra vardır. Bit pire ilacı satan bir adam işte bağırıp duruyor falan. Birisi de merakla izliyor onu. Bir süre izledikten sonra soruyor. Bu ne diyor? Toz. Neye yarar? İşte haşerat öldürür. Peki diyor, ben bir pireyi bununla nasıl öldürürüm? Kolay abicim diyor. Alırsın diyor, iki parmağın arasında sıkarsın. Ağzını açtığında diyor, bu tozlardan bir tane ağzına atarsın ve ölür. İyi de diyor, ben parmağımın arasına aldığımda sıkar öldürürüm. Ha öyle de olur diyor. Yani problem değil. Şimdi ciddi bir beka sorunumuz var. Ama aynı zamanda Ergun Hoca'nın söylediği gibi Orta Doğu'da olabildiği kadar düzgün ittifaklar kurmak sorunumuz da var. Mesele şu, yalnız başımıza kaldığımızda etrafımızın tamamen düşmanlarla çevrili olduğu tezini kısmen kabul edecek olsak bile ciddi sıkıntılarımız var ve bu sıkıntıların hedefi ağırlıklı olarak şu anda başını dik tutan tek ülke olan Türkiye'yi mümkün olduğu kadar zayıflatmak, başının yani teslim almak mümkünse ama değilse hiç değilse bir takım şeylere razı edebilmek. Şimdi bunun bütün olup bitenlerin bir dakika, spontan... tehdit mi edileceğiz yarın? Efendim? Tillerson gelip bizi tehdit mi edecek? Yarınki, yani mesele, yarınki mesele ayrı bir mesele. Oraya gelmek için biraz geriye doğru gitmekte fayda var. Bugün yaşadıklarımızın spontan bir şey olmayıp, yani Amerika Birleşik Devletleri 2011'de karışan Suriye ile alakalı mesela önce sanki bizimle beraber hareket edecekmiş gibiydi. Fakat sonra birdenbire bir karar değişikliği oldu. Her ne olduysa ipe un sermeye başladı ve şimdi yeni bir Amerika Birleşik Devletleri tavrıyla karşı karşıyayız. Nedir o? Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG üzerinden, PKK'nın Suriye uzantıları üzerinden oluşacak bir koridor. Buna devlet diyelim, koridor devlet diyelim, terör koridoru diyelim ama bir koridor peşinde belli ki şu anda. Ama hocam onu kastetmiyor. Demokratik bir Suriye'den yana diyor, Esad gitsin istiyor Amerika. Ama bakın Amerika eğer diyor. Demokratik bir Suriye'den yanaysa Suriye'nin kuzeyinde. Konfederal bir Suriye'den yana herhalde. Bakın büyük ihtimalle çünkü Suriye'nin kuzeyinde bir ordu oluşturmaktan bahsediyor ama mesela Suriye için ordu oluşturmuyor. Suriye ordusuna bağlı bir ordudan bahsetmiyor. Ve işin vahim tarafı da şu, Kobani olaylarını hatırlarsınız. Kobani olayları çıktığında feryat göğü tutmuştu neredeyse. Gelin bizi kurtarın diye. Evet. Şimdi bugün 30 bin kişilik ordudan bahsediyoruz. Bu 2013'ten beri bu kadar nüfus artışı ya da bu kadar oraya nüfus kayması falan olması mümkün değil. Dolayısıyla bu 30 bin kişilik ordu dediğimiz şeyin bölge insanlarından ya da bölgede PYD-YPG gibi düşünen insanlardan oluştuğunu varsayamayız. Mesela sorabiliriz, 2003'ten sonra Irak'ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şirketlerinin dünyanın her tarafından gelen lejyonerleri nerede? Yani nereye gitti bunlar? Buharlaştı mı? Yok. Bayağı bir kısmı tabutlarla memleketlerine gönderildi. Ama bakın bayağı bir kısmı derken buraya belki binlerce insan vardı, yüzlercesinin gittiğini varsayarsak bile. Ben Türkiye'nin başarısını atıf yapmak istiyorum. Anlıyorum. Dolayısıyla orada şu anda bence o işte 30 bin kişilik ordu hayali kuran insanların kafasının arkasında dünyanın değişik yerlerinden oraya gelip savaşabilecek lejyonerler var. Mesele ne? Amerika Birleşik Devletleri oraya çarpışmak üzere kendi askerini gönderme şansını yitirmişe benziyor. Evet. Bu her medeniyet dediğiniz tek dişi kalmış canavar sözünün belki Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri açıdan geldiği durumu özetleyen bir şey. Benim anlatmaya çalıştığım da şu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmaya çalıştığı şey 2012-2013'ten sonra karar verilmiş bir plan değil de yıllarca önceden düşünülmüş bir şeyse, stratejik bir plansa, şimdi taktik adımlarını görüyorsak o zaman şunu varsayabiliriz. Türkiye'yi bu plan ne zaman yapıldıysa burada yapılacak her türlü plana evet diyecek ve gerektiğinde katkı sağlayacak bir aktör olarak düşündüler büyük ihtimalle.
Ama Türkiye belki bu planla alakalı, diyelim ki Arap Baharı'ndan sonra dirsek göstermeye başladığında Türkiye'yi terbiye etmek için diyelim 7 Şubat MİT krizi belki bununla ilgili bir şeydi. Çünkü onun varmak istediği nokta dönemin işte başbakanını almaktı. Evet. Ardından yaşadığımız Gezi olaylarının belki bununla alakası vardı. 17-25 Aralık'ta yaşadıklarımız, yani Türkiye'yi ya teslim almak ya da iş başında söz dinleyecek bir yönetim ya oluşturmak. Ya. Yani şimdi bir eski başbakan danışmanı bunu yazdı. Evet. Yani eğer işte efendim şunlar değişmeseydi, hı hı, şu olmazdı, bu olmazdı, 15 Temmuz olmazdı diye. Demek ki 15 Temmuz'un olmasının sebebi de bu. Tabii. Eğer 17-25 Aralık gerçekleşebilseydi, Gezi olayları amacına ulaşsaydı ya da işte 7 Haziran, 7 Şubat'ta MİT müsteşarını alacağız bahanesiyle hastanede olması düşünülen insan alınmış olsaydı 15 Temmuz'a falan gerek kalmayacaktı belli ki. Niçin? Zayıf. Yani söz o zaman dinleyen, işte model ülke olacaktı Türkiye. Evet, söz dinleyen bir Türkiye olacaktı. Kore konseptine uygun bir Türkiye. Tabii. Evet. Evet. Yani Kore konsepti bence ayrı bir mesele belki. Az önce konuşuldu. 1946 Yalta. Ve orada sanki iki büyük gücün kendi aralarında anlaşıp Türkiye'yi bana doğru itele demesi belki söz konusuydu. Kars'ı Ardahan'ı istiyor adamlar. Kars'ı Ardahan'ı yani, istiyor adamlar. Yani sen de yapayalnızsın, zayıfsın. Ayrı bir konu ama mesele şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve bölgeyle ilgili hesapları yaptığı dönemdeki durumunda değil. Artık bir dakika diyen, nedir o diyen, yani kazan kazan diyen, ittifaksa karşılıklı yükümlülüklerden falan bahseden ve yeri geldiğinde hadi oradan diyen bir Türkiye var. Bu Türkiye onların işine gelmiyor. Neden? Yarın Tillerson geldiğinde ne diyecek Tillerson? Ya kardeşim Suriye'nin kuzeyinde ne güzel bir koridor devletçik oluşturacaktık. Bu koridor devletçikle biz Türkiye'ye alternatif bir enerji nakil hattı kurabilecektik. Artı senin ana Arap bölgesiyle olan temasını belki bir 100 yıl daha kesecektik, ne güzel. Bu arada İsrail son zamanlarda çok afişi olmuştu. İsrail orada bir yeni devletçik kurup bütün dikkatleri onun üzerine toparlayıp İsrail'de rahat ettirecektik. Sen niye buna karşı çıkıyorsun diyecek. Bunu diyebilir mi? Bu herhalde çok diplomatik bir şekilde söylenebilecek bir şey değildir. Artı şunu da söyleyemez. Mesela benim aylardır merak ettiğim bir konu var. Suriye'nin Kuzey Suriye haritasına baktığımızda Fırat'ın doğusu Irak sınırına kadar oldukça ciddi bir derinlikte PYD-YPG renklerini taşıyor. Evet, Rakka ne iddia ediyorlar? Ne iddia ediyorlar? Türkiye'deki PYD-YPG yanlıları, HDP'liler, onlarla beraber hareket edenler, CHP içindeki bazı isimler ve uluslararası çevreler. Efendim orası çok güzel bir yer. Orada insan hakları var, demokrasi var. Hatta insanlar yere izmarit bile atlıyorlar falan diyorlar. İyi de arkadaşlar, Türkiye'de bulunan 3,5 milyon Suriyeli mülteci var. Bu insanların herhalde en azından bir kısmı o bölgeden Türkiye'ye geldi. Cerablus, Fırat Kalkan Harekatı sonrasında Türkiye orayı normal bir hale getirince 135 bin civarında insan memleketine gitti, yaşamaya başladı. Okullar kuruldu, işte şunlar bunlar kuruldu. Peki ama neden oralarda demokrasi, insan hakları falan filan varsa, PYD-YPG kontrolünde, niçin bölgenin insanı oraya dönmüyor? Herkes bu sorunun cevabını vermek durumunda. Evet. Amerika'da vermek zorunda. Sadece Kürt nüfus olarak. 300 bin. Kürt, Türkmen. Yani sadece onun için hani tabii, bir aidiyet söylüyorlar bildiğimiz ya. Bildiğimiz ne? 2012'den sonra bu kantonlar oluşturulmaya çalışılırken orada kendileri gibi düşünmeyen herkesi kovdular. Türkiye'ye ilk gelen mülteciler de büyük ihtimalle işte Rojava adı verilen o bölgedeki kovulan insanlardı. Şimdi adam diyor bin, ki. Kobani'den 150 bin kişi girdi. O ayrı bir şeydi. Ya 190 bin kişi. Evet. Yani o saldırı sırasında geldi gitti. O tamam, ayrı mı? Hayır, gitmediler. 3,5. Kürt. Gitmediler. Ya Türkmenler, Kürtler kaldı. Gitmeyen de var. Dindarları tamam, kaldı burada. Gidemedi. Eyvallah. Yani mesele şu. Eğer Amerika'nın dediği gibi Avrupa'nın birçoğunun dile getirmeye çalıştığı içimizdeki af buyurun ama beyinsizlerin dediği gibi oralar barış, huzur, demokrasi böyle hakikaten güzel bir topraksa arkadaş Türkiye'deki insanlar hakikaten böyle çok güzel şartlar altında yaşamıyorlar. Mültecilerin sürdürdüğü hayat tamam. Hayatları, işte hayati tehlikeleri yok, şunları bunları yok ama eninde sonunda insan kendini yurdunda ister, yerinde ister. Oraya gitmediklerine göre bir problem var. Bu problem nedir? Amerika ne derse desin, PYD-YPG ne derse desin, Türkiye'deki onların muhib olanlar ne derlerse desinler, orada başka bir hesap var. Bu hesap ne? Bu hesabın çok çeşitli izahları var ama
aklı başında bir devlet adamı. Amerika Birleşik Devletleri işte Dışişleri Bakanı gelip de ya Türkiye gözünü seveyim be. Orada bir koridor devletçik oluşturacağız. PYD, YPG. Şu 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 menfaatlerimiz var. Senin de canını okuyacak. Müsaade et. Bunu böyle demeyecektir. Ne diyecektir? Ya işte DAEŞ falan. DAEŞ'in artık buharlaştığını hep beraber biliyoruz. Ya da kısmen buharlaştırılıp bir yerde şimdi herhalde damıtılıyordur. Belli bir bölümü belli yerde gene kullanılacak. Sorgulanması gereken bir konu. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne diyoruz? Uluslararası kurallara göre haklı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre haklı, 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 haklı. Neden? 2014'te Afrin'de kanton oluşturuldu. 2014'ten beri Hatay ve Kilis. 135 kilometreden fazla bir sınır var. Tam Türkiye'nin işte içine giren bir mızrakbaşı gibi bir şey Afrin. Oradaki yerleşim yerlerinde falan tahkimatı şunu bunu hep beraber gördük. Ve 2014'ten beri oradan atılan roketlerle, işte havan toplarıyla falan 70'ten fazla insanımız öldü. Zeytin dalı harekatı başlayana kadar. Evet. Şu anda olup bitenler de hep beraber görüyoruz. Nedir bu? Amerika bize diyor ki ya ben orada bir yapılanma düşünüyorum. PYD, YPG işte benim adamım, kara gücüm falan. Ey Hacı abi ya arada sırada zevzeklik yapıyorlar, sana bomba bomba atıyorlar. Adamların öyle ya idare ediver falan. Bu olacak şey değil ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Önceki hesaplandığı gibi ya ne yapalım oldu bitti madem hadi idare ederiz. 15 Temmuz'dan önce idare ediyorduk. Ya, hatırlıyorsunuz değil mi? De öyle olmuş. O da ayrı. 15 Temmuz'dan önce bize ne diyorlardı? Misliyle mukabele ettik. Sonra açıklandı ki mukabele falan yok. Hatta atılacak roketler için koordinat verme var. Birbirlerinin değişik hesapları var demek ki. Dağtaşı bombalayıp gelmişiz. Efendim? Dağtaşı bombalayıp gelmişiz. Eyvallah. Yani tam da koordinatlar işte orada karşıdan da başka koordinatlar verilmiş falan dediğin gibi istihbarat başkasından. Saçma sapan bir konuydu yani. Şu an Türkiye Cumhuriyet Devleti, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var. Dev uyandı. Ayağa kalktı. Ağırlıklı olarak kendi imkanlarıyla uluslararası anlaşmalardan da doğan bir hak ile. Bir dakika bu Afrin. Evet. Arkadaş bana buradan saldırı var. Uzun vadede aleyhim olan bir yapılanma var, terör yapılanması var, Suriye Devleti'nin bir uzantısı da değil. Niye? Suriye Devleti varken Afrin'den bana saldırı olmuyordu. Şimdi 2014'ten beri bu alçaklar bana saldırıyor, ben bunların canını okuyacağım. Ya işte sınırlı tut, onun da cevabı hazır. Sayın Cumhurbaşkanı, herkes söylüyor. Arkadaş sen 2001'de girmiştin Afganistan'a, 17-18 sene oldu. Bitirdin mi? Sınırlı mı? Yahu ben yapamadım, sen yap. Niye? Ya da işte Irak 2003'te girdin hala çıktın mı çıkamadım. Böylesini açmaz bir durum var. Buradaki en güzel nokta şu. Başlangıçta herhalde Türkiye'yi nasıl olsa razı ederiz diye düşündüler. Razı edemeyeceklerini anladıkları andan itibaren başımıza belalar açmaya başladılar. Şimdi geldikleri noktada bence Amerika Birleşik Devletleri sıkıştı. Çünkü koskoca devlet bildiğimiz Amerika'nın başkanı bir laf ediyor. Dışişleri Bakanı başka bir laf, Savunma Bakanı başka bir laf, komutanlar başka bir laf. Son 20 Ocak'tan beri, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan beri her birinin laflarını alt alta koysak ya güleceğiz... Ya da Amerika'nın haline ağlayacağız. Şöyle, problem ne? Birbirlerini yalan söylüyorlar. Sıfır elde var, sıfır birbirlerini kalıyor. Raks ediyorlar. Çünkü az önce söylediğim şey, ey Türkiye, ey dünya, ben Türkiye'nin işte güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir koridor devletçik oluşturmaya çalışıyorum. Ya Türkiye buna müsaade etmiyor, ayıp ediyor. Ya böyle bir şey söylenir mi? Söylenmez. Yarın geldiğinde de söylemeye çalışacağı bu olacak. Alacağı cevap da hadi oradan olacak. Ha bir başka mesele de şu, en önemli bence tarafı bu. Amerika, Afganistan, Irak, işte şimdi Suriye'nin kuzeyi falan hep vesayet yani vekiller üzerinden, oluşturduğu insanlar üzerinden bunu yürütmeye çalışıyor. Demek ki artık herhangi bir yeri ısırabilecek bir gücü kalmadı. Bunu başkaları üzerinden para vererek, o da derenin taşıyla, deren neydi o, çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak. Yani bölgeden koparacağı paralarla tekrar oraya bunu hasrederek bu işi halletmeye çalışıyor. Ama Türkiye ciddi manada karşı duruyor. Belli ki bu karşı durmanın söylem bazında bir cevabı yok. Ne istiyorsun sen Tillerson? Ya ben işte orada onlara niye adam bana saldırıyor? Hani şunu yapabilsen bari. Af buyurun köpeği bağlama, köpeği bana saldırmak için oraya koymuşsun. Adam beni ısırıyor. Isırmasına mani ol. Ona da mani olamıyorlar. Neden? Terörist dediğiniz adam yani eninde sonunda terör yapmak zorunda. Başka hesapları yapmak zorunda. 4900 tır silaha ek bir de biliyorsunuz 2000 uçak dolusu yine silah var. Bu işin ilgi çekici tarafı da şu. Bu silahların hepsi en azından büyük bir bölümü sofistike silahlar. Bunları öğrenmek de bence çok kolay değil.
Yani lavları, işte tovları, ilanları ya da başka başka bir takım değişik isimli falan silahlar var. Bunları öğrenmek çok kolay değil. Büyük ihtimalle Türkiye'nin Afrin'e yönelik müdahalesinin zamanlaması, bu silahların bu silahlar üzerinde yapılacak eğitim sürecini falan filan da bir anlamda alt üst etti. Fırat'ın doğusuna geçmeden önce Münbiç miydi? Membiç evet. mi? Münbiç mi? Membiç'le ilgili sözü de son derece açık. Evet. Neden? Obama döneminde Membiç'in teröristlerden arındırılacağı konusunda Amerika'nın verdiği bir sürü söz vardı. Ya da Münbiç. Her neyse. Şimdi ne diyor Türkiye? Arkadaş diyor, ben Afrin ve havalisini hallettikten sonra İdlib'i de belli ölçüde toparlayacağım ve Münbiç'e geleceğim. Amerika ben oradayım diyor. Ne işin var orada? Sen neredesin? Sen git Meksika sınırını korun az önce dediğimiz gibi. Orada ne işin var? Ha, o zaman şunu yap, sahip ol. Sahip ol, sıkıntı çıkarma, Afrin adam gönderme. Şunu yap, ben bunları yapmam ama sen buraya da gel. Kusura bakma, gelirim, beka sorunu var. Ve Ergün Hoca'nın dediği şey, Türkiye bence doğru olanı yapıyor, doğru düşünüyor, doğru olanı yapıyor. Objektif olarak şu anda Türkiye'nin söylem konusunda her konuda ciddi üstünlüğü var. Moral üstünlük bizde. Bunun bu şekilde devam ettirilmesiyle belki bölgedeki bir takım güçlerin akılları başlarına gelir ve en azından dışarıdan gelecek lejyonerlere falan da hadi oradan diyecek bir noktaya geliriz inşallah. Peki. Şimdi bu bölümde biraz da yani Suriye'yi ve işte Afrin'i konuşalım. Çünkü bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama Suriye'de artık hani o vesayet savaşından biraz asalet savaşına dönüştü. Niye? Mesela Amerika Rusların da içinde olduğu yerleri bombaladı. Rusların öldüğü söyleniyor. O Deir ez-Zor bölgesi, o petrol bölgesiyle ilgili acayip bir kapışma söz konusu. Hatta Rakka biliyorsunuz DAEŞ'ten temizlenmesi için PYD'nin de sokulduğu Rakka'nın etrafında Suriye'nin bir tahkimat yaptı da. Yani bugünün bilgisi olarak söylüyorum. Şu, tamam biz söylem olarak öndeyiz. Yani özgüvenimiz var. Ama mutlaka partnerlere ihtiyacımız var. O görülüyor. Taşıma suyla değirmen dönmez kuralı bence çok hoş bir kural ve burada da çok ciddi şekilde geçer. Ama bir de şu taşıma var, suyla değirmen döndürmeye çalışıyorlar. Kendi gücümüzün de farkında olmak. Yani ne kadar, yani biz mesela Irak, Suriye'de ne kadar ilerleyebiliriz? Vallahi. Bu konuda ne kadar gerçekçiyiz? Mesela bunlar hep soruluyor. Suriye üzerinde konuşalım. Şimdi Suriye'de final yakın mı hocam? Yani soru bu. Afrin üzerinden final. Yok, hayır. Suriye. Genel Suriye. Tabii Suriye. İlginç, o zaman ilginç birkaç noktayı burada belirtelim. Müsaade ederseniz ben iki alanda konuşmak istiyorum. Bir tanesi Suriye ve yakın gelecek. Çünkü Çin bile diyor ki ben de Suriye'deyim artık. Çin'in açıklaması Suriye'de sağlıklı bir yönetim oluştuktan sonra ülkenin imarı konusunda onlarla işbirliği yapmak gibi bir şeydi tabii, açıklaması. Ama hayır, onun için diyorum işte yani adam imar etmeye geliyor. Savaş bitti mi ki imar ama, etmeye geliyor? Ama Çin'in şöyle de bir şeyi var. Bunu da söylemek lazım. Çin basından aktarıyorum. Oraya gitmiş, Çin'den gitmiş olan bir takım ne diyelim onlara militan, onlar terörist falan diyor da onların tekrardan ülkeye dönüp de herhangi bir eyleme karışmasını engellemek için bir birlik bulunduruyormuş o. Çok ilginç bir şey. Hmm. Hatta bunun da sayısını böyle bayağı abartıyorlar ama sanmıyorum ben doğru olduğunu. Yalnız orada bir şeyler var yani. Hmm. Çin'in büyük kaygısı var bu anlamda. Evet. Bu çok ama önemli. 2 milyar dolar da yatırım yapmışlar hazırlık için. Yani imar için. Tabii imara. Şimdi ilginç bir duruma karşı karşıyayız. Biliyorsunuz daha henüz yakınlarda İlk kez bu da 1980'lerden beri ilk kez bir F-16 uçağı düşürüldü. Değil mi? O çok önemli bir vaka İsrail bence. İsrail'in F-16'sı Suriye üzerinde ve Suriye tarafından vuruldu. Pilotlar kurtuldu falan ancak uçak şeye düştü. S-200'ler mi vurmuş onu? İsrail'e düştü. Ha. Evet. Şimdi tabii bunun birkaç şeyi var. Bu arada İsrail'in bir takım yerleri bombaladığını falan da söyleyelim. Şimdi birincisi, Şam'ı bombaladı direkt. Şam'ı bombaladı ama aslında Şam'ın bu havaalanı yolu üzerinde İran ne diyelim koordinasyon merkezi ya da işte komuta merkezi olduğunu iddia ettiği bir takım yerleri buluyor. Hatta Netanyahu geçen çıktı fotoğrafı da gösterdi. Burası dedi İran'ındır falan ama
Yani tabii herkes biliyor ki o F-16 oraya çiçek toplamaya gitmemişti. Evet. Yani siz bu defalarca Suriye hava sahası ihlal edildi. Suriye uçakları giriyorlar. Kime, neye karşı neyi bombaladığını bilmiyoruz. İlginç bir şekilde 2014-2015'li yıllarda yaralanmış olan bir takım DAEŞ'lilerin İsrail içinde hastanelerinde tamir gördüğü hocam affedersiniz 1980-88 arasında İran-Irak savaşı devam ederken biliyorsunuz İsrail kah İran'daki bazı hedefleri kah Irak'taki bazı hedefleri vururdu. Yani uzun vadeli düşünerek kendi işine yarayan şeyleri karambolde yapmayı çok seviyor İsrail. Tabii. Ama yani bu aynı zamanda İsrail'in saldırgan tutumunu bir diğer örneği. Yani evet. Şimdi tabii tersini bize anlatmaya çalışıyorlar ama. Şimdi bir diğer husus da şu. Amerika Birleşik Devletleri Rusların da bulunduğu pek çok yeri bombaladı ve ilginç bir şey çıktı ortaya. Bu mesela benim için çok yeni bir bilgi. Orada eğer rakamlar doğruysa 200 Rus asıllı lejyoner öldürmüş Amerika. Yani çok ilginç bir şey. Sadece para için giden ve savaşan Ruslar da ortaya çıkmış. Evvelden bunlar Amerikalıydı. Evet. Yani biz bunları Irak'ta gördük, Afganistan'da gördük. Yani böyle bir takım paralı tipler var. Hatta Afrin'de var şu anda. Efendim? Şu anda Afrin'deler. Tabii. İşi bu adamın. Yani bir yerde bir savaş olduğunda bu adam topluyor tarağı, gidiyor oraya. Şey yapıyor. Yani bunlar ilginç. Bence Amerikan toplumunu bu anlamda yeterince tanımıyoruz. Yani bir film vardı. Araya hemen bir reklam sokayım ama şey tanıtıcı reklam anlamına değil. Güzel bir filmdi ve orada Vietnam'a gidecek olan asker adaylarını mülakat ediyorlardı. İşte birer birer insanlar giriyor. Bir tanesi geldi oturdu. İlk soru şuydu. Niçin Vietnam'a gitmek istiyorsun? Yanıt çok basit. Çünkü öldürmek istiyorum. Oh. Yani şimdi bizim toplumumuz bu topluma çok yabancı. Yani ben İngiltere'de yaşadığım Bosna için bunu söyleyebilirim. Bosna Savaşı'nda maalesef, Bosna Savaşı'nda Avrupa'dan gelen birçok insan Saraybosna'da o sniperların silahlarıyla suçsuz Bosnalıları öldürmek için sıraya girmişlerdi. Değil para vererek insanlar. Yani şimdi bu bizim son derece yabancı olduğumuz bir şey. Kültür. Evet. Yani bir toplumsal olgu. Bu Avrupa'da da var. Yani İngiltere'de de gördüm bunu. Ve baş etmenin de bizim bu ahlaki değerlerle falan pek mümkün değil yani. Zor. İşimiz zor o anlamda. Hani toplum düşünsenize adam orduya yazılmak istiyor. Çünkü ve şey diyor, because istiyor. I want to kill, öldürmek istiyorum. Şimdi bu 200 demek ki Ruslara da bu sirayet etti. Yani bu parayla açıklanacak bir şey değil. Neticede değil mi? Hani işsiz yani oldukları için. Fazla para kazanacağım diye yapılacak bir şey değil. Bir şey değil yani. Şimdi o yüzden ilginç bir duruma karşı karşıyayız ve bir diğer konu da değeri zor meselesi bence çok önemli. Çünkü bu petrol bölgelerini kontrol etme amacıyla büyük bir operasyon başlatan rejimi Amerika havadan bombalıyor. Evet, ya bu çok ve önemli. Ve 450 askerin öldürüldüğü söyleniyor. Şimdi tabii bu savaş ortamında ne oldu, havada bilmiyorum. Uçuşuyor evet, bir takım evet. rakamlar ama yani 450'de 45 öldürme, yani onda biri bile bunun ciddi bir rakam. Yani buralara evet. şey yapma diyor Amerika Değiriz rejime. Deir Zor bölgesine. Doğu bölgesi diyelim evet. yani şeyin. Evet. Ama bu arada mesela çok ilginç bir şey. Bugün de bakıyordum gelmeden haberlere. Doğu Guta bölgesini rejim hala bombalıyor ve dünya sessiz. Bu da aşağıda, güneyde. Şimdi, değil mi? Ya evet, yani Şam yakınlarında. Doğu Guta, Şam yani. Evet. Bu şey. Evet. Ama zımni Doğu bir Guta'nın bir diğer... mı var? Zımni bir Efendim? Uzlaşma mı var acaba? Yani ya ben yapıyoruz. Bir bağlantı kuramıyorum hocam. Şimdi ilginç bir duruma kadar. Çünkü bunun, şimdi bu evet. insani açıdan falan filan ama bunun bir başka boyutu da var. O da şu, 1948 ve 1967 İsrail'in toprak işgali neticesinde topraklarından evlerinden edilen Filistinlilerin gelip yerleştiği bölge burası. Doğu Guta. Tabii. Hmm. Yani şimdi ortada bir Filistin sorunu da, Filistinli sorunu da çıkacak ileride çözülmesi gereken. O, yani evet. şimdi bu yani Suriye meselesinin mesele. İçerisinde bir sorun Filist, daha oluştu Filistinli şimdi. Çünkü Suriye içinde bu Filistinlilerin muhalifleri desteklediği algısı oluşturuldu. Hmm. Ve orası tarumar oldu, yıkıldı edildi ve hiç kimsenin neredeyse şeyinde değil. Çocuklar, yani bir haber bile. Çocuklar ölüyor. Yani altyapıların hepsi mahvoldu. Hastaneler çalışmıyor. Okul mu kız zaten sorma. Ekmek bulamıyor. Ve yani bu ilginç bir şekilde. Açlıktan ölenler Körfez var. Körfez ülkelerinin falan filan da şeyinde. Yani çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bunların bence altı çizilmesi. Kayıtlara geçsin. Kayıtlara geçsin. Yani maalesef Yemen'de öyle bakın. Hala sessiz. Evet. Yani Yemen'de de ciddi bir insanlık.
insanlık dramı yaşanıyor ve şeysizsiz. Evet, şimdi yani bu anlamda. Suriye'de rejimi Amerika vurmaya başladı. Öyle değil mi? Evet. Vur kaç ama yani vur. Ama rejim İsrail F-16'sını düşürdü. Düşürdü. Öyle değil mi? Evet. Ama İsrail de rejimi vuruyordu. Yani saldırırken. Tamam. Amenna. Kesintiye gelmemiş. Amenna. Tabii. Şöyle yani bu sefer hani örgütler üzerinden değil doğrudan devletler yeniden devrildi. Evet, yani. Ve enteresan bir şekilde Macron bir şey söyledi. Bunu da gözden kaçırmayalım. Rejimin kimyasal silah kullandığına dair emareler var. Eğer ispatlanırsa vururuz. Diye mesela Fransa'da kafayı gösterdi. Bir de oradan eksik. Ya şimdi bakın bunu Macron bu insanlığın sivillere karşı kullandığı ispatlanırsa vururuz. Evet. Yani teröristlere karşı tırnak içinde yandık mahvolduk. Yani aynı şeyi Obama söylediğinde yani Suriye'de kimyasal ve veya biyolojik silahların kullanımı bizim için kırmızı çizgidir dediğinde eyvah dedik. Eyvah sizin kırmızı çizginiz varsa bu olacak. Oldu. Değil mi? Hatta Doğu Gıta da şey kullanıldı. Narkoz, şey, evet. Onun bir adı var belki. Evet, kimyasal evet, da yani insanların üzerine atıldı. Kullanıldıktan hardal sonra... Gazı. Hardal gazı. Bu bildiğiniz narkoz şeyi evet. Kullanmış yani. Şimdi bu hani sivillere kullandı bilmem ne, birileri kullanacak bunu yani eğer ellerinde. Müdahale bunlar çok gerekecek. Tehlikeli şeyler. Şimdi az önce bir başka şeyi daha netleştirelim. Türkiye'yi de söyleyelim burada. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Bu Kobani meselesine yani bu Batı'nın tutumu açısından çok önemli. Kobani şeyleri yaşanırken 3 günde hatırladığım rakam 170 bindi. Siz 190 dediniz önemli değil. Yani 150-200 arası bin. 3 günde 4 günde Türkiye'ye geldiler bunlar. Evet. Ve o sırada Birleşmiş Milletler'in Suriye temsilcisi De Mustura beyefendi hazretleri nerede biliyor musunuz? Ya dedi Kobani'de dedi, insani dram yaşanıyor kardeşim. Türkiye niye sınırlarını açmıyor gitsin buradan savaşlar şey yapsın. Ya edepsize bak. İyi de insanlık dramı İsrail'in her tarafında yaşanıyor ya. Buradan oraya binlerce adam açın sınırı. Yani o konu orası olunca öyle, burası olunca böyle. Şimdi ya bu tutum içinde siz bir de bunlarla mücadele etmek zorundasınız. O yüzden konuyu aslında ben biraz da imaj meselesine getirmek istiyorum. Yani orada ciddi bir savaş devam ediyor. Savaş desteklediğimiz bir şey değil. Övünerek savunduğumuz bir şey de değil. Yalnız ortada bir sorun var. Ne olacak bu insan? Dedik ya gelen yarın Tillerson. Alsın götürsün yardımcı da olalım. Biraz da müzahir söylüyoruz evet. Ama bunu yapmayacaklarını biliyoruz. Kendi ülkelerinde bir şey çatapat patlasa hemen müdahale ediliyor. Avrupa'da da keza ama sizi oradan az önce söylediği şey öldüküsü değil mi? O harekat başlayana kadar evet, hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ama şu anki Avrupa'da kopan fırtına ya da yaygara orada sivillerin öldürüldüğüne dair. Yani şimdi algı onun propaganda üzerinde. Bir, evet. İyi de yani benim ne bileyim ben Reyhanlı'da yatağındaki sivilliği miydi ya? Yani onları evet. Saymıyorlar. Ya pardon ama yani Kilis'teki insanlar Kilis'e. Sivil değil miydi? Hatayı değil mi? Peki camide burada, namaz kılarken hayatını kaybeden insanlar değil mi? Böyle peki ondan önce yani biraz filmi geriye saralım. Burada terör olaylarında ölen insanlar sivil değil miydi ya Allah aşkına? Yani sivillik o senin ölüm benim ölüm soyusuna mı giriyorsunuz? Ancak bütün bunlar var ve bence şikayet etmekten ziyade ben şunun taraftarıyım. Ya bu var arkadaş. Yani siz bunu sevin. Beğenin, beğenmeyin. Bu böyle. Şimdi biz burada ne yapabiliriz? Sorun asıl. Evet. Asıl biz, sorun bu. Yani kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Kendimiz ne yapıyoruz? Şimdi bir, orada kamuoyunun ikna edilmesi lazım. Sevelim, sevmeyelim bazı işler yapılmak zorunda. Çünkü bunu gördüğümüz kadarıyla bir algı yönetiminde bir şey oluşturuluyor Avrupa'da. Dolayısıyla bizim bunlarla mücadeledeki başarımız çok önemli. Yani bir takım televizyonlarda işte oradan giden ne diyelim işte makyajlı vesaire insanlar bir takım saraylarda şey yapılırken kadın savaşçı imajıyla televizyonlara düşen görüntülerde birkaç tane sakalı uzatmıştı bulunduğu yerden dolayı kirli pas görünen insanlara bak işte bu DAEŞ şeyin Türkiye'nin destekleri adamlar diye lanse edilmesi oluyor. Ya bunu yapıyorlar. Bizim buna elbette kızarız. Kızma hakkımız da var. Ama bu imajı değiştirmek için bence son derece serin kanlı, soğuk kanlı ve çok çalışmamız gerekiyor. Evet. Ya bu çünkü realite. Behbi yani hocam, yarın peki. Affedersiniz. Yani mesela Batı medyasında objektif bir kanadın tümüyle objektif olma şansı olmadığını biliyorum da hala objektif bir kanadın kalmış olup da bu olayların olup bitenlerin gerçeği kendilerine aktarıldığında buna prim verebilecekler var mıdır? Yani bilgilerinize dayanak soruyorum. Şimdi
Eğer böyle düşünmezsek yenilgiyi baştan kabul ettik. Hayır. O, bir o açıdan şey gittiğimizde yani sözünüz, benim özür dilerim. Sözünüzü kestim hocam. Geçen Fransa'ya gittik. Bu iş için gittik. Eyvallah. Yani Türkiye'den bir grup gazeteciyle gittik. Fransa'da, Paris'te bir grup gazeteciyle konuştuk. Bu DAEŞ'te konuştuk, Türkiye'nin imajında konuştuk, PKK-PYD meselesinde konuştuğumuzda şöyle bir tablo çıktı. Birkaçı haricinde çok cahil gibi, yani olaylara hiç vakıf değiller oluşturulmuş gibi. Oluşturulmuş bir bilgi var adamlar. Evet, aynen öyle. Takıldıkları konu ne biliyor musunuz? Türkiye, Avrupa Birliği meselesindeki takıldıkları cümle şu. Hitler benzetmesi ya da Nazi benzetmesi. Şu, o cümleye takılmışlar mesela. Orada kalmışlar. Böyle demek bir onu kim yaptıysa var. Bunu hesaplayarak evet, yaptı o yani zaman. O, evet. Yani dolayısıyla öyle bir şey var. Şimdi... Var. Son cümleyi tamam. Söyleyeceğim. Cümleyi de söyleyeyim. Evet. Şimdi sorunuza yanıt olarak İngiltere'de ben 10 sene yaşadım. Ve oranın iyi üniversitelerinde hocalık yaptım. Samimiyetle söylüyorum. Yani görüştüğüm çoğu insanların ki bu yüzlerce öğrenciler de dahil böyle. Türkiye'ye bakışları o kadar negatif değil. Yani bir sempati de var. Türkiye bir ülke, ciddi bir ülke, ciddiye alınması gereken bir ülke. Amerika'da da bunu gördüm. Halk nezdinde konuşuyorum yani. Siyasetçileri ayırıyorum bundan. Ve bence Türkiye'nin bunun üzerine oynaması lazım. Evet. Yani bizim potansiyel hitap edeceğimiz insanlar bunlar. Ve ancak onların söylediği bir şeyi de söyleyeyim. Yani mesela o zamanlar bize şey geliyor. Ya nerede bu Türk Koskoca Devleti'nin edebiyatı nerede? Niye görmüyoruz çeviri bir şeyler diyorlardı o zaman. Şimdi muhtemelen yani şimdi bir iki yıldır belli oluyor. Belli ölçüde var ama herhalde daha çok fırın ekmek yememiz tamam, gerekiyor. Falan yeni çevirelim. Yani mesela edebiyattan da ama biz affedersiniz. FETÖ'nün kitaplarını çevirip tamam. Onlara takdim Camran etmekle meşguldük. Camran İnan'ın 90'lı yıllarda söylediği bir söz vardı. Yurt dışında basın müşavirliklerinde şurada burada bulunan insanlar için yani Türkiye'yi tanıtsın ve Türkiye'nin tezlerini bizi dünyaya anlatsınlar diye gönderilen insanların çoğunun onun bunun akrabası falan olduklarını söylerdi. Ve orada çoğunun dil bilmeden gittiğini ve herhangi bir fonksiyon icra etmediklerini anlatır yakınırdı. Şimdi aslında zannediyorum Türkiye 2018'e baktığımda bu konuda ciddi mesafeler aldı. Hocam çok eksiği var. Mutlaka. Çok eksiği var. Yani ama buradan söyleyeyim basın müşavirleri. Bu ihtiyaç. Evet. Basın ateşeleri, kültür ateşeleri. Ya. Tabii. Yani bunlar, kesinlikle. Bunların ne yaptıkları konusunda çok böyle net şeylerimiz yok. Yani onu da söyleyelim, çağrımızda olsun. Kesinlikle. Bazıları muazzam çalışıyorlar, biliyoruz. Evet. Tanıdığımız insanlar da var. Evet. Ama bazılarının esamesi yok. Yani gittiğimiz zaman bile göremiyoruz o insanları. Ne büyükelçiklerde, ne işte konsolosluklarda varlar, yoklar yani. Ya. Paris diyorsunuz. Paris'te mesela o meşhur cadde var ya, Eliezer, Şanzelize Caddesi. Türkiye'nin kültür şeyini ya Sorbonne'da hocalık yapan bir arkadaşım vardı. Beni götürdü, gezdirdi. Kültürle ilgili merkezini orada açmışlar. Mesela arkadaş diyor ki burası diyor aslında uluslararası kültür merkezi değil diyor. Çok pahalı bir yer diyor. Hem orada dezavantajı var. Hem de yani diğer ülkelerin kültürel faaliyetlerini yaptığı bir yer değil diyor. Evet. Yani bu, fakat bu bakın o şey Sorbonne Üniversitesi'ne beni çağırdı. Orada ben de işte Türkiye'nin medya meselesini konuştuğum zaman iletişim fakültesinde olduğum için orada gelen sorular o dönem daha yani bir buçuk sene önce bu işte 15 Temmuz FETÖ meselesi gündeme geldi ve hakikaten insanlar diyoruz ya yani halkın şeyi farklı. İnsanlar soru sorduğunda sen cevap verdiğinde insanlar dinliyor, önemsiyor. Tabii. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tür yani akademisyenler, gazeteciler, öğrenciler vesaire bir biçimde kendi dünyasını anlatması, aktarması lazım. Onlar bizi dinlenmezler, onlar bize düşmanlar diyerek bizim yerimizde oturmamamız veya... onlara öykünmek de var. Yani tamam, oraya da gitmeyelim, evet. Yani biz oraya gidince dönüşüp, mesela Türkiye düşmanlığı yapan, Türkiye'yi savunması gerekenler Türkiye düşmanlığı yapıyor. Evet, yani bunu... Çok biliyor, ya bırakın musun? Savunmasınlar. Sadece olan biteni dürüstçe anlatsınlar. Evet, evet. Bakın bir dakika. Vahdettin İnce ısrarla söz istiyor. Tamam programı bitirmeden size söz vereceğiz. Tamam devam edin. Tamam buyurun. tamam. Bunu demek için mi söz istiyorsun? Tabii. Tam yerinde laf söyleyeceğim ama Sorbonne'dan. Tamam. 10 senelik İngiltere. Bir defa Sorbonne dedik yani Vahdettin Bey. Bir kere dedin ki Ürdün'de şöyle oldu. Hep batı. Orada yaptıklarımı anlatsam 5 program lazım. Lazım. Hocaya... Yani dikkat etmeleri lazım. Asıl hocanın bu işlerde görevlendirilmesi lazım. Yani
çok önemli üniversitelerde ders vermiş. Buna dikkat edilmesi lazım. Çok önemli şeyler söylüyor hoca çünkü. Biraz önce anlattıklarına söz bana geçti mi şimdi? Tabii ki. Zorla aldınız. Baktım vakit bitiyor. Şimdi Suriye olayı bildiğimiz klasik bir iç savaş değildir. Bunu kaç kere söyledim. Burada farklı şey. Yani Arapların el melhametul kubra. Yani büyük vuruşma. Böyle birbirine girme. Ya da matruşka gibi bir şeydir. Yani savaştan savaş çıkıyor. Tam bitti dediğin anda bir başka savaş baş gösteriyor. Ve bu savaşta kurgulanmış bir savaş. Taraflar değişti hocam ya. Tabii. Taraflar değişti yani. Cepheler değişti. Evet. Kurgulanmış bir savaş. Yani Suriye'nin iç dinamiklerinin sebep olduğu bir iç kargaşa var. Ama bu çok uzun sürmeyecek bir şeydi. Belki de çok kısa sürede bitecekti. Biri birini yenecekti veya yenemeyeceklerini anlayacaklar, vuracaklardı. Hayır. Devam etmesi sağlandı. Bir çanak gibi bir şey hazırlandı. Herkes şimdi burada Vehbi Hoca bir şey söyledi. Çin'in orada birliği var. Orta Asya'dan gelen adamları. Bunun sebebi şu. Herkes Çin'in orada birliği Çin'de miydi, bölgede miydi? Yok, bölgede. Bölgeye inmiş. Ha, bölgeye inmiş. Herkes bir fırsat doğdu bize. Avrupa'da önemli miktarda radikal tırnak içinde İslamcılar var. Sürekli Londra metrosunu, Madrid metrosunu şurayı burayı bombalıyorlar. Çeçen mücahitleri var, Rusya'nın canına okuyorlar. Onların terörist dediği. Orta Asya Türkleri var, Afganlar var, şunlar var, bunlar var. Bir hilafet kurdular. Buyurun gelin, hilafet devleti kuruldu. Bir anda adam bir gecede hilafetini ilan etti, devleti kurdu. Patır patır. Tırnak içinde DAEŞ'i söylüyorum. Patır patır Türkiye'nin içinden, dışından mücahitler akın akın hilafet devletine gitti. Hepsi tırnak içinde toplandı. Yani mücahitler falan derken. Tabii bizim bu ifadeleri ben tırnak içinde söylüyorum. Bütün o ilgili devletler bekledi. Amerika bekledi, Rusya bekledi, herkes bekledi. Yeterince kendilerini belki bir 50 yıl, 100 yıl rahatlatacak kadar o hararetli, ateşli, başa bela unsurlar oraya toplanınca bomba yağmaya başladı. Oradaki çatışma Suriye'nin geleceği ne olacak çatışması değil. Kimsenin umurunda değil. Ne bir tür ökse otu olarak kullanıldı. Hiç alakası yoktur. Oradaki çatışma Ruslar kendi başına bela olan Çeçenleri ne zaman bitirdiyse çekilecekler. Amerikalılar DAEŞ'i ne zaman bitirdiyse çekilecekler. Hiçbir şekilde katılmıyorum hocam. Ya, bu katılma ben bir şey... Çekim gücüne katılıyorum ama bu anlattıklarınıza katılmıyorum. Hayır böyle. Burada şöyle bir şey var. DAEŞ yok şimdi, niye Amerika hala orada? Daha bitmemiş. Yani, Amerika'ya göre daha bitmemiş. Daha hayır, belki yani, gelecekler var. Yani, daha bir sürü mücahit bahane, var. Bahane o. Yani öyle zannedildi. Hatta yani Ruslar Suriye'de ne zaman Çeçenlere karşı mücadele etti? DAEŞ'e karşı mücadele etti. Ruslar bombaları kimin üzerine döküyor? Türkmenler üzerine döküyor. Genellikle yanlışlıkla kullanıyorlar. Türkmen daha nasıl bombayı? Şimdi bu vaatin manipülasyon yapıyor. Hayır. İşini saptırıyor yani. Hayır canım. Hiçbir şeyde katılmıyorum. Bakın şuna katılıyorum. Ruslar şuna katılıyorum. Türkmen Dağı'na hiç dokunmadı. DAEŞ. Yani çünkü Türkmen Dağı diye bir dağ yok. Bu bir. İkincisi Afrin Rusların kontrolünde zaten. Niye dövsün ki orayı? Orası onların elindeydi. Allah aşkına ya. Türkmen şimdi... Dağı Afrin bölgesinde. Hayır. Evet Allah... evet o bölgeye. Çiğay Kurman. Daha aşağıda. Yani Türkmen Dağı değil. Yani şey Hatay'ın güneyinde Türkmen Dağı. Ya o bölge Rusların kontrolünde yani. Hayır ama nasıl kontrol altında? Hava kontrolü vardı sadece. Tabii. Allah aşkına. Ben de onu Allah söylüyorum aşkına. Zaten yani. Çevresiz Rusların günlerce bombaladı. Şey, neyse o Hasan, önemli de. Hasan valla. Konu başka yere bakma kesin, yani insan ne diyeceğini anlatamam. Şaşırıp kalıyorum. Şunu söylüyorum. DAEŞ'in Irak'ta ve Suriye'de varlığının sebebi bir takım DAEŞ'e sempati duyan Avrupa'daki, Amerika'daki, Türkiye'deki neyse ve bütün dünyadaki adamlar oraya çekmiş olabilir. Ama şu çıkmaz. DAEŞ'liler yok edilince Amerika çıkıp gidecek. Yok. Evet. Efendim DAEŞ'liler yok yani edilince üst alır. Ruslar tekrar doğmasın diye. Onu biliyorsunuz. Yani, buna katılmıyorum. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Hayır, neye katılmadığını anlamadım ben. İşte bunu söylüyorum. Buna katılmıyorum. Hayır, adam Afganistan'da aynısını yaptılar. Belucistan mıydı? Neydi? Bir bölgeye topladılar. Topladılar hepsini. Onlar orada sözüm ona İslam devleti falan kurduklarını falan sanarken hepsini öldürdüler ama hala da oradalar. Bunun yani, neresine itiraz ediyorsun Suriye'de benim söylediklerimi? Yani oradalar diyorum. Orada. Hedef, DAEŞ, hayır ben de diyorum. DAEŞ'in kurucu iradesinin Amerika olduğunu bilirsek
DAEŞ'in arkasındaki kurucunun DAEŞ diye bir örgütü icat eden ya. Katılıyorum ben görüşe. Amerika kurucusu, ben söylüyorum, hilafeti kim kurdu? Oradaki hilafet. Amerika bu burada değil. Hasan Bey'le affedersin Ergün Hoca. Hasan Bey'le farklı düşünüyoruz. Sizin çekilecekler sözünüze Hasan onların çekilmeye niyeti yok diyor. Hayır, çekilmen şöyle çekilir. Yani bir üst falan alacak. Orada ileride DAEŞ. Ama bakın Suriye'nin kuzeyi, Amerika'nın derdi Suriye'nin kuzeyi. Amerika'nın yani derdi, meselenin içerisinde saniye, buna mı takıldınız saniye, Allah aşkına yani? Amerika'nın meselesi DAEŞ idiyse, meselesi sadece DAEŞ idiyse, diyorum ki niye Rakka'ya Türkiye'ye dedi ki bırak PYD'yi, bırak PYD'yi, ben gireyim, ben beraber yapalım dedi ki kara gücü olarak da Türkiye doğrudan girecekti. Niye kabul etmedi o zaman? DAEŞ, eğer mesele DAEŞ ise. Demek ki Türkiye'ye güvenmemiş. Türkiye'nin niyetine güvenmiyor. Şimdi farklı bir şey yani. Hocam ya. Türkiye'nin farklı bir amaçla gireceğini düşünüyordu. Neyse bence son, evet. İyi gidiyorduk. Hayır, dört gitmiyor. Nala gidiyorduk. Hayır, iyi gitmiyoruz. Şimdi, yani. İyi gitmiyoruz. Şimdi bak, sözümüz şimdi bitti. Şu var, 2000, vaktimiz bitti. 2015. Hayır, bu savaşta kimse Suriye ile ilgili bir planla orada değildir. Herkesin kafasında farklı bir şey var. Herkes o amaçla gidiyor. Türkiye'nin amacı ne? Soru bu. Türkiye'nin amacı. Cümleyi bitirmeme müsaade et. Sonra Türkiye'nin amacı. Her kere söyledik Türkiye'nin amacı. Ne? Birinci bölümde söyledik. Hayır, farklı söyleyeyim. Bir şeydir diyor. Hayır, herkesin amacı herkes farklı. Herkes birbirine dokunduğu yerde aman niye yaptın diyor. Tamam. Halbuki, Türkiye'nin amacı ne? Ya Türkiye'nin amacı da o oyunları bozmaktır. Ne, hangi oyunu? Amerika'nın yaptığı oyunu bozmaktır. DAEŞ çekilince Amerika çekilecek dediniz. Siz söylediniz. İran nihayet DAEŞ yok edilince Amerika çekilecek dediniz. Türkiye'nin belki de amacı Amerika'ya DAEŞ'in bittiğini kanıtlamaktır. Artık yok diyecektir. Amerika bunu bahane ediyor, başka şeyler yürütmeye çalışıyor. Yani orada gelecekte demokratik bir Suriye, yok şey PYD koridoru. İki gün sonra yani, Amerika'nın oradaki maksadı bitince PYD'yi oradan kovar yani Amerika. Hiç de umurda satar yani. İki günde satar. Ben demokrasi dedim şey sanki değil. Bütün Amerika'nın amacıymış, oymuş gibi yansıtılıyor. Bu doğru değil. Bakın. Birbirimize cevap senin vermek şu yerine, teorine katılıyorum. Türkmen Dağı konusunda araştırma bak, yapmayı size 2015 yılında ben bitiriyorum. Obama'yla Putin görüştü ve Putin İngilizce bir makalesi yayınlandı. Belki hocam yayınlandı. Şey yapar. O zaman uluslararası kaç basında dedin ki. Kaçında? Ya 2015 miydi? Tamam. Ve o makalede vurgulanan şuydu. Bu radikal İslamcılar, onların ifadesiyle bu cihadist hareketler Kafkasya'dan gelip şundan gelip başımıza bela oluyorlar. Bu ikimizin düşmanıdır. Bununla başa çıkmamız lazım. Doğru. Siyasetlerinde böyle bir parça var. Hazırladılar, oraya götürdüler. Ve yani. Putin öne geçti diye. Batı doğru. Kamuoyunda Putin Obama'dan öne geçti dendi falan. O konuşması çok ilgi topladı. Böyle bir siyaset var ama Türkiye bu siyasetin bir parçası değil. Türkiye için tabii Amerika. Ben Türkiye'yi söylemedim. Amerika'nın zaten tek siyaseti o değil. Çünkü PYD ve PKK İslamcı değil. Eğer Türkiye cihadist o, değil. O siyasetin bir parçası dolayısıyla, olsaydı bu siyasi gidiş gelişler kavgalar olmazdı. Dolayısıyla Amerika'nın o siyaseti kadar diğer bir siyaseti de PYD ve PKK üzerinde bölgede etkin bir güç oluşturmak. Onunla Türkiye'yi kontrolden çıkmış kesinlikle ya. Kesinlikle Amerika'nın PYD ile ilgili planı şudur. Evet. DAEŞ denen o örgütle kara gücü olarak kullandıktan sonra tutup atacaktır. Kesinlikle bak, orada bir koridor var. Sadece o niyeti yoktur yani. Bak, asla yoktur. Neyse DAEŞ o zaman ki, ben bitiriyorum dedi. Bitirirken de son cümlemi söyleyeyim. Evet. Condoleezza Rice hatırlatarak söylüyorum. Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek. Türkiye'nin evet. de diyen kadın. Amerika uzun vadeli stratejik planlarına devam ediyor. Suriye'de butik devletler kurmayı düşünüyor. Tıpkı İran'da kurmak istediği gibi, tıpkı Yemen'i bölmek istediği gibi birçok alanda bunu yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Condoleezza Rice'ı da kendime delil olarak sunuyorum. Ama Türkmen Dağı konusunda beraber çalışacağız. Yazana bir dağ hediye aslında ne olduğunu sonuna geldik. Hepinize iyi geceler.